sadaka kimlere verilir? Sadaka verilirken nelere dikkat edilmelidir? Dilenciye yardım etmek caiz mi ve sadaka yerine geçer mi? Haram yoldan kazanılan para yardım olarak verilir mi? Sadaka ömrü uzatır mı? Gülümsemek ve iltifat etmek sadaka yerine geçer mi? Para dışında neler sadaka sayılır? Sadakanın faziletleri nelerdir? Tüm bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Gününüz aydın, kalbiniz huzur, evleriniz bereketle dolsun efendim. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hatta iki kere hoş geldiniz. Hoş bulduk, hem stüdyomuza hem İstanbul'a. Evet, bu hafta sonu Diyarbakır'dan başladık. Yani perşembeden geçen hafta. Ardından işte Ahlat, Tatvan, Van oralarda sohbetlerimiz oldu. Görüşmeler oldu. Çok güzel geçti hamdolsun. Buradan selamlarımız olsun Ahlat'a, Van'a, Tatvan'a. Bugün de Maraş'a gidiyorum. Orada bir yarın cami açılışı var. Maraş'ın bir ilçesinde. Çağlayan Cerit ilçesi sanıyorum. Hafta sonu da Konya'nın ilçelerindeyiz. Ay, maşallah pazar. Hocam. Güç kuvvet versin. Ramazan'a ama dikkat kadar edin, Ramazan'a lazımsınız hocam. Ramazan'da da inşallah sahurda. Burada güzel bir yine grup dergahla da. Evet inşallah hoş bir hocam. Programımız inşallah başlayacak. Allah sağlık afiyetle Ramazan'a kavuştursun. Amin inşallah bir, hocam. Hani böyle şey ekranlarda görüyorduk. 1 metre, 1,5 metre kar. Evet. Onların arasından geçtik yani. O kadar yoğun kar vardı doğuda. Hocam Anadolu'ya yakışıyor kar da İstanbul'a yakışmıyor. İstanbul beceremiyor karla mücadeleyi. Evet. Şöyle İstanbul'da tabii çok yoğun bir nüfus var. Ekstra bir şey hemen her şeyi problem evet, haline getiriyor. Evet maalesef. Anadolu zaten yıllarca öyle yaşamış, öyle alışmış, düzenini ona göre kurmuş, hayat standartı ona göre. Burası bir koşuşturma, curcuna bir şehir. Yani İstanbul güzel, çok kaliteli. Ben de 42 senedir buradayım, seviyorum ayrılmayı, korkuyorum İstanbul'dan ayrılmaya, evet. Yani bir başka yere yerleşmek falan. Ama böyle de sıkıntıları var tabii. Evet, hocam hemen isterseniz ilk misafirimizi ağırlayalım. Telefon hattında bir misafirimiz var. Alo. Alo. Alo, Ankara'dan bir izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Hoş bulduk, hayırlı yayınlarınız olsun, işiniz rast gelsin. Amin, amin, amin. Allah razı olsun, buyurun. Benim sorum, şimdi ben dışarılarda hani markete şuraya buraya giderken mesela 1 lira 50 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş geri geliyor 5 lira buluyorum. Bunu kime bağırayım, kim düşürdü diye. Bunları biriktiriyorum. Bir ihtiyaç sahibine verirken diyorum ki içimden bunu düşürenlerin hayrına bunun bana günahı var mı? Ben paramın içine katmıyorum onu asla. Evet yani bulduğunuz paraları ihtiyaç sahibi birine veriyorsunuz. Bunu mu soruyorsunuz hocama? Mesela bir lirayı veremem onları biriktiriyorum. Bana günahı var mı? Evet. Bir sorun daha var müsaade ederseniz. Tabii buyurun. Ben şükür namazı kılıyorum. Namazlarımın dışında sabahları 2 rekat şükür namazı kılıyorum. Allah 9 seneden sonra benim yüzümü güldürdü, bir yavru verdi. Maşallah. Ben Allah'ıma hamd etmek için, şükür etmek için ben müstakil evde oturuyorum. Fakat hiçbir günahım tabii ki vardır, onu sizi kandıramam. Ama kendimi bilerek hiçbir günahım yoktur. Ben ağaçtan gülü koparamam, yaprağı koparamam. Ama benim dualarım kabul olmuyor mu? Ben müstakil evde oturuyorum. Beni küçük görüyorlar. Yani tenezzül etmiyorlar. Aa, bu gece konduda oturuyor diye. Kimler? Komşularınız mı, akrabalarınız mı? Kimler sizi öyle hakir görüyor? Kimlerden bahsediyorsunuz? Ben akrabadan olsun, komşudan olsun, dairede oturanlardan olsun. Ama benim Allah'ıma hamd olsun, şükür olsun, çoluğumun çocuğumun canısa, benim canımsa bir yiyecek ekmeğim var. Ben daha ne isteyebilirim? Evet. Onun için de ben şükür namazı kılıyorum. Bunun
bir değeri var mı? Kılmamı hani gerektiriyor mu? Kılayım mı, devam edeyim mi? Allah kabul etsin. Evet, buyurun hocam. Ne kadar o kadar güzel bir pozitif enerjiniz var ki ben onu hissettim. Buradan hissettim. Ben de teşekkür ediyorum size. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere eksik etmesin hocalarımızı başımızdan. Amin. O gönüllerinizde, yüreklerinizde, kalplerinizde ne dilekleriniz varsa nasip etsin. Amin, amin, amin. Allah razı olsun. Amin. Peki size teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam cevabını verecek. Allah'ın hazinesi geniş. Cenab-ı Hak verene de vesile olana da sevap veriyor. Değerlül hayri kefailihi buyurmuş Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Diyor ki hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Bulduğunuz paraları o kaybedenlerin hayrına veriyorum derken onlara da sevap gidiyor. Size de sevap geliyor. Hiç eksilmeden aynı sevabı alıyorsunuz. Peki harcasa ne olur hocam? İhtiyacı varsa bir yıl bekletip ondan sonra harcayabilir. Bir sahibi çıkarsa verecek. En az bir yıl tabii, beklemek para gerekiyor. Gibi bozulmayan bir malda bir yıl ilan ve bekletmesi gerekir. Ondan sonra ihtiyacı varsa ihtiyacı olana verir. Şimdi bu bozuk paralar yere düşmüş, bunu bulması mümkün değilse, sahibinin bulması mümkün değilse, o hayrına verir. Yani sahibi gelip o parayı ben düşürdüm derse, verdiyse bile yine ona ödemesi lazım. Sahibine bir yıl içinde ödemesi lazım. Başkasına vermişse ve sahibi gelmemişse sevabına ortak olur ve kendisi de sevabı almış olur. Şükür namazı ya da kuşluk namazı gibi kılıyor, öyle anladım sabah namazlarından sonra. Rızkın en çok dağıtıldığı anlardır. Öğle ile sabah arasında kuşluk namazı, şükür namazı gayet güzel. Devam etsin bu hanımefendi. Gece konduda oturuyorum, beni küçük görüyorlar dedim. Artık insanlar bahçeli eve gece konduya özeniyor. Ben de onu söyleyecektim. Tabii, pandemide hepimiz öyle ev aradık. Öyle evlere. Şimdi sizin eviniz daha kıymetli hale geldi. Evet. Küçük gören kendini küçültür. Size saygı gösteren kendini büyütür. Onları hiç kale almayın. Sizin zaten az önce Nursel Hanım fark etti. Bir kanaat. Ne güzel. Halinizi de hazinelerini geniş geniş. Serçe hikayesi aklıma geldi de. Buyurun hocam. Allah'a küsen bir serçe varmış. Serçe sus pus olmuş. Kenara çekilmiş. Hiç kimseyle konuşmazmış. Efendim Cenab-ı Hak her şeyi bildiği halde meleklerini göndermiş. Bu serçe niye küstü bize diye. Melekler gitmiş demişler ki ey serçe ne bu halin, niye küstün ki kenara çekildin, sus oldun, lala oldun. Demiş ki ben bir ufacık serçeyim. Bir ağacın üst dallarına da ufacık bir yuva yaptım. Başka da bir şeyim yoktu ki. Ama bir gün Rahman ve Rahim olarak bildiğimiz Rabbimiz bir rüzgar gönderdi. O rüzgar, fırtına, kasırga benim yuvamı aldı dağıttı. Benim başka bir şeyim yoktu ki zaten. Bir yuvayı bana çok mu gördü? Hani Rahman'dı, Rahim'di, acıyandı, esirgeyendi. Ben de küstüm Allah'a demiş. Sonra Cenab-ı Hakk'a melekler durumu arz edince Allah-u Teala ey serçe diye seslenmiş. O gün yılan senin yuvana doğru yavaş yavaş geliyordu. Seni yiyecekti. Seni kurtarmak, canını kurtarmak için ben rüzgara emrettim. Yuvanı da seni de oradan uzaklaştırdık. Bunun için biz senin yuvanı dağıttık. Ama sana daha iyisini vereceğim. Acele etme demiş. Şimdi hayatta her şey böyle. Yani gece konuda oturmanda başka bir hikmet vardır. Seni kınamalarında başka bir hikmet vardır. Başına gelenlerde başka bir hikmet vardır. Biz Allah'ın yaptığı bir resim gibiyiz. Yani o resme itirazımız olmaz ki. Ama gayret etmek zorundayız tabii. Evet. Küsmek yok. Evet. Diğer telefonumuz hız hatta. Alo, buyurun efendim. Alo, iyi günler. Hayırlı cumalar. Perşembe mi? Olsun. Olsun. Hayırlı şimdiden cumalar, hayırlı cumalar olsun. Şimdiden hayırlı beni cumalar. Beni görenin aklına cuma geliyor diyorum ya ben eskiden beri. Evet. Çankırı'dan izleyicimiz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hocam 3 tane sorum vardı. Uzatabilir miyim? Tabii, buyurun. Tek tek alalım. Buyurun. Tamam. Hemen namaz bırakken secdeye varıyorum. Secdede doğan benim namazım bozuk mu? Hangi secdelerde? Bir saniyenizi rica edeceğim. Bir seste bir sorun var. Kesik kesik geliyor. Bizden mi sizden mi bilemedim. Yavaş yavaş söylesin. Biraz daha ağır konuşur musunuz? Ses kesik, anlayamıyoruz sizi.
Hocam namaz kılarken secdede dua ediyorum. Benim namazım bozulur mu acaba? Hangi secdelerde dua edebilirim? Evet, bunun cevabını alalım şimdi hocam da. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra herhangi bir şükür, nafile bir secde ise ya da nafile bir namazsa orada diğer sünnet olan dualarla dualar yapabiliriz. Türkçe dua yapabilir miyiz hocam? Türkçe dua bu da şeyse herhangi bir mesela bir müjdeli haber aldık. Allahu Ekber şükür secdesine kapandık. O anda yapabiliriz. Bu tesbihattan sonra yapabiliriz. Ama namazlarda secdede Türkçe dua yapamayız. Arapça dua yapabilir miyiz Arapça hocam? Arapça nafile ibadet. Farzın dışında orada da Resul Efendimiz'den gelmiş dualar vardır. Onları yapabiliriz. Evet. Cevabınızı aldınız mı? Evet. Çünkü ben normal Türkçe dilim döndüğünce dua ediyordum hocam. O yüzden demek ki yanlış yapıyormuşum. Orada tesbihat, secdenin yerinde yapacağımız dualar bellidir. Onları evet söyledikten sonra evet. Gönlümden geçeni nafile, diyorum. Nafile olan farzın dışındaki namazlarda cevaz verilmiş. O yaptıktan sonra yapabilirsin. Evet. İkinci sorunuzu alalım. Hocam ben şimdi Türkçe anlamıyla şey okuyorum, hatim okuyorum. Evet. Önce Arapçasını okuyup bir sayfa, sonra Türkçe anlamını okuyorum. Çok güzel. Secde ayeti geçtiği zaman iki tane mi secde yapmam gerekiyor? Doğru. Ben de iki tane yapıyorum da yine dedim bir hocama da sorayım. Yani bir secde ayetini diyelim ki üç defa okusak, üç defa secde gerekir. Bir evet. mealden okudunuz, bir de secde ayetinden okudunuz. Ayrı ayrı zamanlarda ya da biri bittikten sonra diğerini de okudunuz. Orada gerekir. Ancak şöyle gerekmez. Kur'an'ı okuyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i aldınız, okuyorsunuz da secde ayetini okurken mealine de gözünüze ilişti. Oradan baktınız. Bundan dolayı iki tane gerekmez. Bir tane gerekir. Evet, diğer sorunuzu alalım. Hocam bir de son sorumda. Şimdi Şaban ve Recep ayında oruca niyet ediyoruz. Gece bazen 12'den önce niyet edin. Belki kalkamam diye sabah namaz hani oruca niyetlenin bir gece imsaktan önce. Acaba benim orucum kabul olur mu? Nasıl niyet ederiz mesela 12'den önce yarın için mi bugüne diye mi hocam? İkisi de fark etmez. Gece girdikten sonra bugündür. Yarını kastederken de imsaktan sonra gündüzü kastetmiş oluyorsun. Yarın bugün demenin hiçbir zararı yok. Akşam yemek yerken yarın oruç tutacağım diye kalbinden geçirmiş olman bile niyettir. Ay çok sağ ol hocam. Allah razı olsun. Peki hayırlı günler diliyoruz size. Çankırı'ya selamlar. Hocam izninizle ben programdaki hediyelerimizi bir hatırlatmak istiyorum. Bu içinde meal ve tefsir gibi 30 özelliği olan Kur'an-ı Kerim birinci hediyemiz. İkinci hediyemiz yeni geldi hocam. Çok şık. Kabe resmi kaplı, bu şekilde göstereyim, ve okunaklı bir Kur'an-ı Kerim. Üçüncü hediyemiz de yine pamuklu bir şal, hocamın kitabı Mutlu Bir Yuva İçin 6 Mektup ve yol duası. Bunu arabanıza asıyorsunuz, yolda giderken sesli olarak da dinleyebiliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim yeni geldi dediniz ya, evet. Onun bir özelliği var sanıyorum. Nedir onun özelliği? İniş sırasına iniş göre. İniş sırasına göre ayetler yazılmış yani, galiba. Şuradan başlıyor İkra'dan, Alak suresinden. Bu iniş sırasına göre gidiyor. Bu farklı bir düzül sebebine göre. Mesela en son Tevbe suresi. Tevbe suresiyle bitiyor. Ve hatim duası öyle. Hocam bu karışıklığa neden olur mu? Yani bu şekilde bu Kur'an'ı okumak. Çünkü buna göre farklı. Diğer Kur'an'a göre farklı. Karışıklığa neden olur. İkisini beraber basmaları doğru olur. Ama ya da onu ehli okuyacak. Evet. Evet, şimdi bu hediyelerimizi size takdim etmek için sevgili seyirciler ben 4 tane şifre vereceğim. 4 peygamber adına şifre olarak hem ben sözlü olarak söyleyeceğim. Arkadaşlar ekranda verecekler. Programın sonunda program bittikten sonra şifreleri verdikten sonra hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize bu hediyeleri takdim edeceğiz. Bizleri izliyorsunuz, şifreleri not alıyorsunuz. Evet, diğer telefonumuz hazır. Alo. Alo. Alo, Karabük'ten. Hocam memleketinizden. Karabük'e selam. Anne babaya da oradan selam ellerinden, ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Öpüyoruz hocam. Buyurun. Selamun aleyküm Musa hocam. Aleyküm selam kardeşim. Buyurun.
Ben Karek'ten arıyorum. Benim babam var 89 yaşında. Maşallah. İdrar problemi var. Cuma günleri inat ediyorum namaza gitmek için. Ben de diyorum ki senin için namaz bu anda şey değil. Orada idrar kaçırsan ne olacak? Rezil olursun diye. Tartışma yapıyoruz. İnat ediyor. Ne yapmamız lazım bunu? Şimdi namaza gidecek hali varsa adımlarını atabiliyor. Gidip getirip... Ya zorla. Arabayla kapının önünden alıp... Camiye bırakıp getiren, camiye kapına getirebiliyoruz. Getiren götüren varsa, sağlığına var. Da aşırı bir zarar olmayacaksa onun camiye gitmesi psikolojik olarak kendini çok rahatlatır. İbadet yapıyorum diyerek de duasını yapar ve huzur bulur. Bundan mahrum ederseniz içine kapanır, daha çok kendisine zarar olur. Bir defa gidebilen insanı götürmek lazım. Zaten mazereti var. Orada da tedbirlerini aldıktan sonra sürekli kaçıran bir insanın ilk vakitte ezanla beraber abdest alması, ondan sonra kaçırsa bile abdesti bozulmaz onun. Mazeretlidir çünkü. O şekilde namazını kılar, siz de onu alır getirirsiniz. Çok iyi olur bence gitmek istiyorsa. Ya camiden hemen çıkar çıkmaz lavaboya zor yetişiyor. Olsun. Olsun. He. Yani o da bir... O zaman gidebilir diyorsun. Tabii gidebilir. Niye gitmesin? Namaz çok önemli. Huzur verir. Tabii. Bir de ben şimdi lokantada çalışıyorum. Bütün bir salon bizim, yemekhane, bulaşıkhane hepsi içinde. Ben de millet geliyor yemeğe bakıyor. Ben orada namaz kılıyorum ama masanın üstüne böyle tencereleri yığıp kamuflaj yapıp öyle kılıyorum. Sandalyeye oturmak zorundayım. Normal evde kılıyorum ama sadece öğleyle ikindiye. Öğlen ikindiye oturarak mı kılıyorsun? Sandalyede oturarak kılmak zorundayım çünkü kazaya kalması lazım eğer kılmazsam. Çünkü dışarıdan gelenler de beni görüyor. Görmemesi için de böyle bir ufak masamız var. Masanın üstüne tencere yığıp arkasında kendimi kapatıp öyle kılabiliyorum. Öyle. Ufak bir paravan yaptır oraya. Yani öyle bir çaremiz yok. Çünkü o kadar küçük ki benim patronlarım zaten annemiz falan çok tanıyorlar. Çok iyi şey yapıyorlar. Patronlar tanıyor, çok iyi yapıyor da ufacık bir namaz kılacak yer niye ayırmıyor? ya şimdi kendileri kılmadıkları için bir şey diyemiyoruz. Ya yani kılmaz ama. Mesafem çok küçük. Küçük ya. Mesafe. Yer yok. Dışarıda da mı yer yok başka bir yerde? Dışarıya gitmek yer var. İleriye makaya gidebilirim ama o zaman da benim işim burada olmuyor. Ben tek bulaşıkçıyım. Ya namazı kardeşim kılacağın 4 dakikaya. 4 dakika yani. 5 dakika. O 5 dakikayı paravan koy oraya bir yere, masanın kenarına. Oturarak ayakta kıl ama başka hiçbir çaren yoksa, bütün bunları ben sana söylüyorum, teklif ediyorum. Yok olmuyor hocam diyorsan o zaman olur, oturansa çok iyi yapıyorsun. Tebrik ederim. Ben onu düşünerek zaten öyle yapmıştım. Çok iyi yapıyorsun, kazaya bırakma. Ama mutlaka... Çünkü bir dakikada hemen duamı bile bulaşık kalkan yapıyorum, öyle yani. Ya bir de şu var kıymetli kardeşim, söyleyeceğiz derdimizi ya. Belki sen söyleyince bir başkasının da derdi vardır. Söyleyemiyordur. O da namaz kılamıyordur. Aa Ayşe Hanım ya da Fatma Hanım da bak izin aldı. Namaz kılıyor. Ona da yer yaptılar. Bir yer gösterdiler. Ben de bundan sonra kılayım mı der. Ona da hadi sen de orada kıl derler. Başkasına da sebep olursun. Böyle de çok fazla sanki suçmuş gibi gizlemeye gerek yok ki. Namaz suç değil ki. Onlar suçlu. Onlar şöyle, Allah'a karşı suçlu, biz yapamıyoruz, hiç olmazsa bu hanımefendi yapıyor, ona kolaylık gösterelim diyecek. Müslüman memleketi ne var, namazdan kimseye zarar gelmez. Onlar hiç engel olmuyor zaten, Allah razı olsun. Tamam, o zaman söyle benden de selam söyle hemşerilerime. Peki, hayırlı günler diliyoruz size. Karabüye de selamlar. Hocam birkaç sosyal medya soru sormak istiyorum. Emrah Bey soruyor. Kaynımın evini aldım. Ev yaklaşık 6-7 yıldır kullanılmıyor. Evde yırtılmış, yıpranmış, okunması mümkün olmayan Kur'an-ı Kerimler var. Nasıl imha edebilirim demiş. Benzer bir soruda Gülben Hanım sormuş. Bundan yıllar evvel eski evimizde eski bir Kur'an vardı. Yaprakları kopuktu. O zamanlar ya yakılır ya da beyaz bir örtüye sarılıp gömülür diye duymuştum. Ben de sobada yaktım ama yıllardır aklımdan çıkmıyor. Kötü bir niyetle yakmadım. Ne yapmadım? Yanlış yapmışlar. Yakılmaz. Bundan sonra artık her şey kolay. Götüreceksin bir camiye, hoca efendiye teslim edeceksin. O da eksik sayfalarını tamamlattıracak, ciltlettirecek, getirecek, camiye koyacak, okunacak, sevap alacaksın. Başka bir şekilde gömülme falan da mı olmuyor? Yok, gerek yok yani. Ama tamamen yırtılmış. Çok eskiyse zaten antika değeri de var onun. Ya çok kıymetlidir.
Evet. Onları atmasınlar, yakmasınlar. Dededen kalan, babadan kalan kitaplar yakılır mı? Hocam bazen böyle şey kitaplar da oluyor. Böyle işte dua kitapları falan oluyor bu şekilde. Bunlar da mı aynı şekilde olmalı? Bunların mesela çoğunluğu mevcutsa gene bir camiye götürülebilir, tamir edilecekse. Ama aralarından sayfalar parça parça kalmamış işte. Onlar bir suya atmak daha güzel. Suya atılacak. Evet. Şimdi İsmail Bey sormuş hocam. Babam bana sürekli vaat verdi fakat bu vaatleri yerine getirmedi. Günahı var mıdır demiş hocam. Elbette sözünde durmak Müslümanın, müminin vasfıdır. Sözünden caymak münafıklıktır. Bundan dolayı babası çok günahkar olur. Evladı da kırmadan, üzmeden hatırlatacak. Ya baba söz vermiştin, sözünü yerine getir diyecek. Evet. Nur Hanım sormuş hocam. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı uzun ömürler diliyorum. Size amin. Nevruz kutlamaları günah mı diye sormak istiyorum demiş. Nevruz kutlamak günah mı hocam? Ya bu şunun gibi. Yani kime göre kutluyorsun? Yılbaşını kutlamak günah mı? O da bir yılbaşı. Mecusilerin, Türklerin, İranlıların daha sonra Türk dünyasının hatta Kürtlerin, Kürt dünyasının hep beraber bu coğrafyada, Mezopotamya'da yaşayanların bir bayramı olmuş. Ancak İslam'da dini bayramlar iki tanedir. Ramazan bayramı inşallah Rabbim nasip etsin hepimize. İnşallah hocam. Ve Kurban bayramı. Din adına biz bu iki bayramı kullanırız, başka kutlarız, başka bayram kutlamayız. Ama diğerleri millidir. Milli bayram olarak kutlayabiliriz. Örftür, örf olarak kutlayabiliriz. İçerisinde de helal olacak. İşte kader bugün belli oluyor, bugün şunu yaparsan bolluk oluyor, bugün yaparsan kaderle ilgili, ibadetle ilgili işin içerisine bir sürü hurafe koyarsan günah olur. Yok bunu Türkler eskiden beri kutluyormuş, Türk dünyası. İşte evet. Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Türkiye kutluyoruz. Bunda bir sakınca yok. Bir sakınca yok. Gökçe Hanım sormuş hocam. Gökçe Karagöz. Hocam hayırlı günler. Size bir sorum olacaktı. İmam nikahı ne zaman yapılmalı? Resmi nikahtan önce mi sonra mı bilgi verebilirseniz çok sevinirim demiş hocam. Şimdi nikah bir tanedir normalde. Evlenir insanlar aralarında anlaşma yaparlar. Evet. Bu anlaşmayı devlet, toplum geçerli sayıyorsa nikahtır. Toplum geçerli saymıyorsa nikah değildir. Dini nikahı toplum geçerli sayıyor. Yani devlet geçerli saymasa da örfen, gelenek olarak din adına dini nikah kıydılar. Onlara hiç kimse zina ediyor diyemez. Ancak dini nikah bugün yeterli değil. Neden yeterli? Çocukların nüfus, okuma, eğitim, boşanma, mallarını bölüşme gibi konularda devlet bunu geçersiz saydığından resmi nikah gerekiyor. Resmi nikahı olan bir insan zaten akit yapmış oluyor. Ayrıca bir dini nikaha da gerek yok. Ama dini nikah kıyarken bazı şartlar, boşama esnasındaki bazı şartlar resmi nikahta olmadığı için bu sefer dini nikaha da ihtiyaç hissediliyor. Evet. Bu yüzden ikisi beraber olursa en güzeli diyoruz. Hangisini önce yapalım hocam? İkisi de aynı anda yapılmalıdır. Ya da bu ikilemi ortadan kaldırmak için müftülüğe gidersiniz. Müftülük size hem resmi nikahı kıymış olur hem de dini nikah ile ilgili. Bak süt kardeş misiniz? Dinde süt kardeşler evlenemez. İşte mehir şu kadar takdir etmeniz lazım. Mehir konuştunuz mu? Allah'ın emri peygamberin kavli diyerek evlendirir ve siz birbirinizi koca olarak, karı olarak, zevci olarak kabul ettiniz mi? Evet, da icap ve kabulü orada şart koşar. Bu resmi nikahta da var ama bunun ikisi aynı anda olursa güzel olur. Önce dini nikah yapıp aradan resmi nikah kıyılmadan boşanma olursa sıkıntılar oluyor. Evet, maalesef çok da örneklerini evet. görüyoruz. Aslında hocam yıllardır bu beklenen bir şeydi. Müftülere bu yetki verildi ama hala bir alışkanlık haline getirilmedi herhalde. Müftülere gidip nikah kıydırılmıyor. Çok sayıda müftüler şöyle, çok sayıda kıyıldığını söylüyorlar ama benim de kanaatim öyle. Çevremden görüyorum, kendisi hacı hoca olduğu halde müftülüğe kıydırmak aklına gelmeyenler de evet, var. Evet evet, hala o alışkanlık kazanılmış. Bu ikilemi, ortadan kaldırmak için en güzeli. Gidersiniz müftülüğe ya da müftülük gelir, size bir hoca gönderir veya müftü gönderir, onu yapar. Evet hocam. Şimdi hocam Dilara, bizim asistanımız Dilara mikrofonumuzu aldı, sokağa çıktı. Halkın sorularını alalım şimdi.
Merhaba hocam. Şevval ayı orucu kaza orucuna geçer mi acaba? Evet hocam. Bu Şevval ayı orucunu 6 gün orucu var ya. Evet. Men sâme ramadâne sümme etbâ sitten min şevvalin sâme dehra küllev. Kim Ramazan ayı orucunu tutar ardından da 6 gün Şevval'den oruç tutarsa bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Bu 6 gün orucunu hanımlar kaza oruçları varken önce kazalarını yapmalılar. Kazayı yapmış, diğerini de yapamış. 6 gün tutmuş, 7 gün tutmuş. O da ondan sayılır. Çünkü Şevval orucunun özellikle 6 gün olarak söylenmesinin hikmetlerinden biri 360, 10'la çarparsan 36'yı 360 eder ya. Evet. 5 günde haramdır. Bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Ama aynı zamanda hanımlara eşlik etsinler erkekler diye, hanımların kazası vardır. O maksatla şerhler de öyle der, hadisin şerhlerinde der ki erkeklerin kazası kalmamış ama hanımlar özel günlerinde oruç tutamadıysa onları kaza ederken erkekler de onlara eşlik etsin, ailece 6 gün tutsunlar. Buradan şunu anlıyoruz, kaza ettiğinde de 6 gün orucunu tutmuş sayılır. Hocam orada niyeti aslında belki soruyorlar. Niyet öyle mi etmek? Kaza borcum mu diye niyet? Önce kaza borcuna niyet edecek. Niyet etmek gerekiyor. Kaza borcuna niyet edecek. Ya da ben 6 gün tutayım, kazamı sonra yaparım. Bu da mani değil ama esası hanımefendi hemen orada kazasını başlasın. Çünkü sonradan soru olur. O kazaları yapsın 6 günü. 6 gün orucunu da tutmuş olur. Evet. Diğer sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Benim merak ettiğim sonu bu Ramazan geliyor, bu fitreler hakkında. Fitrelerin mesela şimdi bu pandemiden dolayı insanların işleri iyi gitmediği için mesela evi var, arabası var ama benim evimin yani ihtiyaçlarını alamıyorum. İşlerim iyi gitmediğinden dolayı fitre bana kabul olur mu soranlar var. Bir de alıyorlar. Bunlar kabul oluyor mu? Kimlere fitre verilir? Bunu merak ediyorum evet. Hocam. Teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir soru hocam. Buyurun. Ev ve araba ihtiyaçtır. Onun dışında malın varsa fitreni vereceksin. Sen fitre alacak durumdaysan, geçinemiyorsan fitre vermen gerekmez. Sana fitre verilecek. Zengin olmayan, zekat vermeyen insanlara fitre verilebilir. Onların da fitre yani vermesi gerekir. Yani evi arabası olsa da hocam. Tabii ama parası yok. Ama parası zor geçiriyor. Fitre verebiliriz. Fitre alabilir o kişi. Biz evet. Ona verebiliriz. Evet. Hemen üçüncü sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Evet. Mezar taşlarının üzerindeki yazıların okunması hafıza kaybına sebep oluyormuş. Bu doğru mudur? Evet hocam bunu ben de duydum. Mezarlıktaki isimleri okumayın derler. Unutkanlık yapar. Bunun gerçekte bir payı var mı hocam? Bu şöyle. Doğrudan ne Kur'an-ı Kerim'de ne de hadislerde böyle bir şey yok. Ancak Et-Talim ve'l-Müteallim gibi kitaplarda ya da Zernuşi gibi eğitim bilimlerinde çok önemli seviyeye gelmiş büyük üstadların kitaplarında talebelere nasihat ederken hafızlarını güçlendirecek şeyler söylerler. Bir de hafızayı zayıflatacak şeylerden kaçınmalarını söylerler. Oralarda geçer. İşte batan güneşe bakmak. Mesela batan güneşi seyretmek unutkanlığa sebep olur diye. Affedersiniz avret yerine bakmak unutkanlığa sebep olur diye. Bunun içine şey de sokabilirsiniz. Çirkin filmleri seyretmek falan, müstehcen filmleri seyretmek unutkanlığa sebep olur. Mezar taşlarını çok okumak. Ya siz araştırma yapıyorsunuz da okursunuz, onun şuurundasınız. Evet. Buradan şu da kaynaklanıyor. Mezar taşını okudukça siz sürekli etkilenirsiniz. Ölümden etkilendin. O beyni yorar. O unutkanlığa sebep olur. Bu talebeye yasaklanmış şeylerdir. Böyle kabul etmek lazım. Herkes için geçerli değildir. Evet. Ya ama o zaman ibret almak için mezar taşını okursun. Burada kim yatıyormuş? Evet. Arıyorsun bir mezar, bulursun. Ya okumayın, bakmayın denmez yani. Evet. Esma Hanım sormuş hocam. Eşim ailesi için köyde çalıştı, çabaladı. Kazancının hakkını vermediler. Bileziklerimi de aldılar. Beni sevmedikleri için sürekli eşimi kışkırtıp ara bozmaya çalışıyorlar. Eşim haksızlığa uğradığı için şu an konuşmuyor ama ailesi sonuçta küs kalmasından da rahatsızım. Ne yapmalıyım demiş hocam. Yani küs kalmasına razı değilim diyor değil mi? Evet yani ondan da rahatsızlık duyuyor ama bir sorun da var. Yani. Hakkını isteyecek ama feragat eder, affederse madem darılmak, küs durmak da istemiyorlar.
Allah'a havale eder. Ahirette alırım hakkımı der. Ama burada konuşabilir. Evet. Şimdi Hülya Hanım hocam bir soru sormuş. Biraz uzun. Ben anladığımı özetleyeyim isterseniz. Çok uzun bir soru olduğu için. Babası vefat ediyor. Öldükten sonra vasiyetnamesini bir yazı olarak buluyorlar. Yazıda diyor ki mirasımın diyor 40'ta birini benim için zekat verin diyor. Hı hı. Öldükten sonra. Ama kardeşlerden bir tanesi malının büyük çoğunluğunu alıyor, o malı satıyor, kendine ev alıyor ve babanın vasiyetini yerine getiremiyorlar hocam. Diyor ki ancak diyor bu mahkemeye vermişler, ancak bu malları geri alabilirsek diyor, ancak babamın vasiyetini yerine getirebilirim. Ne dersiniz diyor, sizin yorumunuzu bekliyor hocam. Burada miras bırakan kişinin vasiyeti geçersizdir. Yani o 40'ta bir zekatını şöyle, vermeseler günah yok. Günah var. Var. Günah var. Şöyle geçersiz dememin sebebi şu. Onu hayrını zamanda yapacaktı. Bir, yapmamış. Demiş ki benim malımın 40'ta birini verin. Evet. Ona zekat farz olmaz zaten normalde. 40'ta birini vasiyet etmiş olur. O zekat yerine kendi de geçmez. Kendi hayrına istemiş hocam. Hayrına. 1/3'ünü diyebilirdi. 40'ta birini değil, 1/3'üne kadar söyleyebilir. Hmm. Yani malımın 1/3'ünü şuraya bağışladım demişse 1/3'ünü geçmeyecek şekilde o teslim edilir. Devlet de bunu bugünkü kanunlarda var. Bizim dinimizin miras hukukunda da bu var. 1/3'ü oraya verilir. Demiş ki mesela benim 3 tane evim var. Bir evimi bir talebelerin hayrına bağışladım. 1/3'ü geçerse verilmez fazlası. Biri bu. İki, borçları dağıtıldıktan sonra geri kalanlarından bunlar verilir. Önce borçları dağıtılacak. Üç, miras pay edildikten sonra 1/3 ya da 1/40 ayrılmışsa onlardan verilir. Miras pay edildikten sonra 1/40'ını geri isteme zor olur ve sıkıntı bu oradan kaynaklanmış, evet. Oraya bırakmışlar. Birisi de çıkar derse ki babamın vasiyeti ben yerine getireyim. O hayrı babası için de hayır yapmış olur. Kendisi de hayırlı bir iş yapmış olur. Bu şekilde kale almayışları, babalarının o kadar miras, gerçek mirası var, borçları çıktıktan sonra ellerinde çok şey kalıyor da 40'ta birini bile veremiyorlarsa hem cimriliklerinden dolayı hem babalarının vasiyetini yerine getirmediklerinden dolayı günahkar olurlar. Evet. Burçin Hanım sormuş, Ramazan'da Kur'an hatimi yapacağım fakat özel günlerimde düşünerek hatime Ramazan'dan önce başlasam doğru olur mu? Yoksa Ramazan ayında günü gününe cüz okuyarak mı yapmalıyım? Bu çok soruluyor hocam. Ramazan'a 1-2 gün önce zaten çoğunlukla başlanıyor. Evet. Hiçbir sakıncası yok. Yani hatimi yapmanın bir süresi var mı hocam? Ramazan'daki mukabelenin Ramazan'da olması sünnettir. Ama hatim olması için illa Ramazan'da başlayıp Ramazan'da bitirmek şart değildir. Ne zaman başladınız, ne zaman bitirdiniz? O süre içerisinde hatminizi yapmış olursunuz. Ama ben bunu Kadir Gecesi'ne yetiştireyim, ben bunu bayrama yetiştireyim demek de güzel olur. Evet, hemen bir görüntülü sorumuzu alalım. Hocam benim iki tane sorum olacaktı. Eşim beni aldattığı için ben ayrılmak zorunda kaldım. 2 sene ayrı yaşadık. Yalnız bağlantımızı hiç kopartmamıştık, çocuklarımız var diye tekrardan bir araya geldik. Fakat ben onların soyadını taşımak istemiyorum. Çünkü eşimin annesi beni aldatmasının normal olduğunu, olabilir, erkektir, yapar dedikten sonra ben böyle bir şeye karar verdim. Ve soyadını taşımak istemediğim için şu an nikah istemiyorum. Tekrar bir aradayız, çocuklarımız var diye. Ayrıca eşim yakın zamanda kalp krizi geçirdi. Sürekli onun yanında yoğun bakımdaydım. Kalp krizi geçirince köyü annelerini aradım. Ve annesinin dediği tepki, ben gelip de ne yapacağım? O zaman dedim gel çocukların yanında kal. Bana söylediği çocukların başında insan mı lazım? Ben çok kızdım, bağırdım. Siz nasıl ailesiniz böyle dedim. Böyle bir anne baba olmaz dedim. Telefonu kapattım. Ve ben kesinlikle kendileriyle görüşmek istemiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Evimden sokmak istemiyorum. Eşim bunları bildiği halde benim annem babamdır, yapacak bir şey yok deyip daha hala görüşmeye devam ediyor. Sürekli evimde huzursuzluk var, sürekli tartışıyoruz. Bunların günahı nedir? Bana bir söyler misiniz hocam? Hocam erkektir, yapar diye bir şey yok bir kere değil mi hocam? O günah tabii. Annenin söylediği çok çirkin bir şey. Ancak burada hanımefendi de çok ders almamışa benziyor. Ya zaten aldatmış ve ayrılmışsınız, boşanmışsınız.
tekrar allem etmiş, kallem etmiş, senin gönlünü çalmış, gelmiş senin yanına. Sen tekrar resmi nikah kıymıyorsun. Bir daha kıyabilirsiniz ama kıymıyorsun. Gene hatalısın. Yani istediği zaman sana istediği zararı verebilir. Çünkü nikahı yok. Güvencen yok. Malından, mülkünden hiçbir şey çoluk çocuğun için isteyemezsin. Kendini tekrar tehlikeye atmış, riske atmış. Annesinin yaptığı yanlış ancak evladının yaptığı doğru. Oğlu anne babadan ilişkiyi kesmez. Evet. Yani onlar böyle yaptı, sen onlara da ilişkiyi kes diye ne kadına erkek ne de erkeğe kadın bunu söyleme hakkına sahip değildir. Evet. Hocam ilk şifremizi ben hatırlatmak istiyorum. Hazreti Musa Aleyhisselam. İlk şifremiz, bugünkü ilk şifremiz Hazreti Musa Aleyhisselam. Hemen diğer WhatsApp sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Bu uzun yol şoförleri namazlarını seferi mi kılarlar yoksa normal kılmalı mıdırlar? Nasıl kılarlar? Bilgi verir misiniz hocam? Evet, uzun yola çıkan insan evinden sonra uzun 3 günlük bir mesafe eski yürüyüşle ve şimdi 90 kilometre daha uzağa gidecekse evinin bağlarının, bahçelerinin, şehrinin çıkışından itibaren havaalanından çıkışından itibaren iskeleden efendim çıkışından itibaren artık seferi yapar. Dönünceye kadar namazı seferidir. Orada kalan kılamadığı namazları tekrar kaza ederken de seferi kaza eder. Dönünceye kadar gittiği yerlerde 15 günden fazla kalmayacaksa orada da hepsi seferi olarak kılarlar. Evet. Hocam şu anda bazen şöyle bir şey söyleniyor. Mesela uçakla gidiliyor. Tamam, karayoluyla gidilse belki 15 saat, 20 saat gidilecek ama uçakla yarım bir saatte, 45 dakikada gidiliyor Ankara'ya mesela. O zaman seferi olmaması lazım diyen kişiler duydum hocam. Siz ne diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de seferilikle ilgili, namazı kısaltmakla ilgili ayet-i kerimede Rabbimiz darabtum fil art diyor. Mesafe kat ettiğinizde, yeryüzünde mesafe kat ettiğinizde, 3 gün gidince, 5 gün gidince demiyoruz. Zaman değil, seferiliğin illeti mesafe kat etmektir. Yani kilometre mi hocam? Evet, mesafe kat etmektir. O mesafeyi gittiğin zaman seferisin. Seferiliğin illeti şu değildir. Rahatlık, zorluk değil. Seferilik demek sen kendi vatanından, bölgenden, şehrinden başka bir yere mesafe kat ettiğin zaman demektir. Burada korkuyu işin içerisine, savaşı için içerisine koyanlar var ama Resul Efendimizin tatbikatı normal şartları da her türlü yolculuğu da içine alacak şekilde yapmıştır. Krallar gibi ağırlansan da, krallar gibi götürülsen de 90 kilometreden öteye gidecek bir yolculuğa çıkıyorsan Allah'ın verdiği bir ikramdır. Bunu kullanacaksın. Peki hocam seferde sünnetleri kılmak gerekir mi Gerekmez. Hocam? 18 sefere katıldım Resulullah Efendimizle beraber diyor Cabir bin Abdillah. Sünnet kıldığını görmedim diyor. Ahmet yani bin Hanbel'in müsnedinde böyle, geçen hadis. Mesela benim ablam çok ısrar eder. Ya niye kılmıyorsun sünneti der bana ama mesela. Ama bak şimdi ölçü ne? Evet. Ölçü Resulullah Efendimiz. Evet. Seferlikteki kime uyuyoruz? Peygamber'e uyuyoruz. Evet. Peygamber kılmamış. Kılarsa abla duyuyor musun abla? Bir daha bana baskı yapma. Kılarsa ne olur? Ya canım kılarsan sınır yok ki kılarsan kıl. Ama kılmama hakkın var. Evet. Kılmayana da hiçbir şey deme hakkın yok. Peygamberle 18 yolculuğa katıldım. Hiçbirinde seferde nafile namaz kıldığını, farzdan başka kıldığını görmedim diyor Cabir bin Abdillah. Ölçü o. Evet. Hocam bugün yardımlaşma konusunu ele alacağız. İlk sorumuz sadaka kimlere verilir hocam? Önce sadakadan başlayalım hocam. Sadaka dediğimiz şey gönülden gelen, sadakanın gerçek manası sadakallahül azim diyoruz değil mi? Evet. Ne demek? Allah doğru söyledi. Kur'an okuyunca sadakallahül azim. Sadaka, doğru, dürüst, gönülden hiçbir art niyet olmadan verilen sadaka, para. Yardım demektir sadaka. İçinde bir art niyetin varsa, menfaatin varsa sadaka olmaz zaten. Bir menfaat için yapıyorsun, o yüzüne çarpılır. Sadaka onun için çok kıymetlidir. Sadaka o anda muhtaç olana verilir. O anda muhtaç. Adam evinde çok zengin.
evine, memleketine dönse o her şeyi var. Ama gelmiş yolda kalmış. Yol parası sadakadır. Ha, böyle yol aldatanlar var, onlara aldanmamak lazım. İlla hocam fakir olması gerekmiyor. Zengine de sadaka verilir. Ha, evet. İhtiyaç, o anda ihtiyaç sahibidir, sadaka verilir. Sen verirsin, o ileride gönderir, göndermez. O bileceği iştir. İkincisi, zengin olmayan fakirlere zenginlerin verdiği sadaka, Allah rızası için verdikleri sadece para değil, her şey, her türlü yardım sadakadır. Eşyasını taşıyamıyor. Yaşlı teyze almış çarşıdan, arabayı da bekliyor. Arabanı alman sadakadır. Onun yükünü taşıman sadakadır. Yolda bir engel gördün, gelen geçen tosluyor, vuruyor. Onu kenara çektin. Sadakadır. Bir hayvana su içirdin. Bir kediye mama verdin, bir köpeğe mama verdin. Sadakadır. Tebessüm ettin, güldün, gülümsedin, sadakadır. Anneciğim, babacığım dedin, güzel söz söyledin, sadakadır. Her iyilik bir sadakadır. Hatta param yok, kimsem yok, yalnızım. Evimde gariban, tek başıma hastayım, yatıyorum. Sübhanallah dedim, sadakadır. Elhamdülillah sadakadır. Allahu Ekber sadakadır. Ne kadar kolay değil sadaka mi? Sadaka ne yapar? Şimdi kimler? Onları işleyeceğiz hocam. He. Hemen ikinci sorumuzu da soralım. Sor. Sadaka verirken nelere dikkat edilmelidir hocam? Sadaka verirken bir Allah rızası için olmalı, gösteriş olmamalıdır. Hocam gizli ya da açık vermenin bir farkı var mı hocam? Şöyle, Kur'an-ı Kerim'de sirran ve alaniyeten diye sadaka için gizli de verir o müminler, açıktan da verirler diyor. Bir defa sadakayı, farz olan zekatı açıktan vermenin hiçbir sakıncası yoktur, söyleriz. Farz olan bir namazı söylediğimiz gibi, ben namazlarım 5 vakit kılarım. Bunu her zaman söylersin. Teşvik olur. Evet. Karşı tarafa ikaz olur. Ben zekatımı veriyorum arkadaş, hadi bakalım zekatlarınızı verin dersin. Ama nafileleri gizlemek eftaldir. Gece teheccüd kıldın, bunu gizle. Nafile oruç tutuyorsun bugün, bunu gizle. Nafile bir sadaka verdin bugün, falanca garibana gittin, buldun. O, ama en güzeli de kendin bulduğun bir fakire. Gerçekten onlar iffetlerinden, Kur'an-ı Kerim'in tabirine göre, sen onu zengin zannedersin. İffetinden istemez. Kimseye tenezzül etmez. Açlığını söylemez. Allah da onlara hayırlı kapılar açar. İşte öyle insanı bulmak lazım. O riyadan uzak olacak. Sağ elinin verdiğini, sağ elin verirken sol eli bile haberi olmayacak. Hanımın bilmiyor, çocuğun bilmiyor, arkadaşın bilmiyor senin nerelere sadaka verdiğini. Başa kalkmayacaksın. Yani bir zamanlar gözüne dursun, neler neler yaptım sana ya. Böyle mi arkadaşlık, böyle mi akraba dedin mi hepsi gitti. Ya o zaman onun sevabı gidiyor mu hocam? Gider tabii, sen demek ki bunu gösterişin yaptın. 40 yıl söylemedin. 41. yılda söylemeyeceksin. Gitti. Tabii hepsi gider. Kemer bağladın, bağladın. Bir gün bağlamını kaza yaptın, gitti. Başa kalkmayacaksın. Az olan maldan az da olsa vermek kıymetlidir. Çoksa malın çok vermen lazım. Cimri olmamak lazım. Gram gram olmamak lazım. Müslümanın imanıyla cimrilik bir arada bulunmaz. O kadar tehlikeli bir hastalıktır cimrilik. Bol bol vermek lazım. Hatta o insanı zengin yapacak kadar vermek en güzelidir. Evi yok, ev alacaksın. Arabası yok, araba alacaksın. Ha, ne mutlu değil mi hocam? Odur esas olan. Kurtaracaksın onu. İşi yok, iş vereceksin. En büyük sadaka budur. Evet. Hemen ben hocam ikinci şifremizi hatırlatmak istiyorum. Hazreti Yunus Aleyhisselam. İkinci şifremiz Hazreti Yunus Aleyhisselam. Hemen bir sokak halkımızın sorularından bir tane alalım. Selamun aleyküm. Amasya'dan ve Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler. Hizmetlerinizin devamını istiyoruz. Çok programlarınızdan çok faydalanıyoruz hocam. Benim sormak istediğim şu var. Misafir gittiğim evlerde köpek besliyorlar. Görüyorum, rahatsız oluyorum ve uyarıyorum. Diyorum ki köpek olan yere melekler girmez. Melekler sizden davacı olur diyorum. Ondan sonra billo gibi insan heykelleri, hayvan heykelleri falan koyuyorlar.
Hatta yani en yakın akrabamın evine gittim, benim resmimi koymuş, başkalarının resmini koymuş, akrabaların resmini koymuş. Ben rahatsız oluyorum, diyorum ki melekler bizden davacı oluyor, bunu saklayın, üstünü örtün veyahut da köpeği dışarı çıkarın, köpeği dışarıda besleyin. O biblo gibi insan heykelleri, hayvan heykelleri olanları da, onları da dışarı çıkarın, tuvalete koyun en azından, çünkü tuvaletlere melekler girmiyor, etmiyor. Bu konuda sorum şu, yani biz gazete kullanıyoruz, resim oluyor. Özellikle benim resmimi koymuşlar. Ben memnun olmadım, mutlu olmadım. Melekler bizden davacı oluyor mu? Evet hocam, ilginç bir soru. Yani evde hayvan beslemek ve resimlerini, biblolarını bulundurmak günah mıdır? Hatta melekler bizden davacı olacak dedi. İzleyicimiz cevabını kısa bir aradan sonra peki alalım. Sadaka ömrü uzatır mı? Gülümsemek ve iltifat etmek sadaka yerine geçer mi? Para dışında neler sadaka sayılır? Sadakanın faziletleri nelerdir? Tüm bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Sadaka ömrü uzatır mı? Gülümsemek ve iltifat etmek sadaka yerine geçer mi? Para dışında neler sadaka sayılır? Sadakanın faziletleri nelerdir? Tüm bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Selamun aleyküm. Amasya'dan ve Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler. Hizmetlerinizin devamını istiyoruz. Çok programlarından çok faydalanıyoruz hocam. Benim sormak istediğim şu var. Misafir gittiğim evlerde köpek besliyorlar. Görüyorum, rahatsız oluyorum ve uyarıyorum. Diyorum ki köpek olan yere melekler girmez. Melekler sizden davacı olur diyorum. Ondan sonra billo gibi insan heykelleri, hayvan heykelleri falan koyuyorlar. Hatta yani en yakın akrabamın evine gittim. Benim resmimi koymuş, başkalarının resmini koymuş, akrabaların resmini koymuş. Ben rahatsız oluyorum. Diyorum ki melekler bizden davacı oluyor. Bunu saklayın, üstünü örtün veyahut da köpeği dışarı çıkarın, köpeği dışarıda besleyin. O biblo gibi insan heykelleri, hayvan heykelleri olanları da onları da dışarı çıkarın, tuvalete koyun en azından. Çünkü tuvaletlere melekler girmiyor, etmiyor. Bu konuda sorum şu, yani biz gazete kullanıyoruz, resim oluyor. Özellikle benim resmimi koymuşlar. Ben memnun olmadım, mutlu olmadım. Melekler bizden davacı oluyor mu? Evet hocam, evde köpek beslemekten melekler davacı olur mu? Şimdi bak, kardeşimiz önemli bir konuyu sordu. Önce şöyle bir soru sorayım, alakasız gibi ama. Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı kaçtır? Peygamberimiz de kaç yaşında evlenmiştir? Hocam 9 diyen var, 12 diyen var, 15 diyen var. Peki, niye 9 diyorlar? Buhari'de bir 9 yıl geçiyor. Peki aynı Buhari'de Esma'nın yaşıyla ilgili Hazreti Ayşe'nin yaşını hesap ettiğimizde 16 yaş geçiyor. 9'u alıyorsun, 16'yı niye almıyorsun? O da Buhari hadisi. Çünkü 16 uygun tartışmaya neden olmuyor hocam. 9 tartışmaya neden oluyor. Şimdi resimle ilgili de öyle bak. Resimle ilgili Hazreti Ayşe annemiz bir gün renkli bir resim, insan resimleri, hayvan resimleri olan bir perde asıyor. Resul Efendimiz o perdeyi indirttiriyor melek girmez diye. Buhari hadisi. Peki aynı Buhari'de Hazreti Ayşe annemizin yine resimli çocuklara oyuncak diktiği var. Burada şöyle bir mesele var. Köpek doğru. Köpek varsa tenkit eden bazı alimler var ama bunu da kabul etmeyen. Sedirin altında köpek olduğu için vahiy getiremedi peygamberimizden bir hadis var. Köpeği zaten bazı mezheplerde her şey onun necistir. Evde beslenmez. Dışarıda tutabilirsiniz. O da zaruret hallerinde. Bakmak, beslemek, onlara yardım etmek ayrı bir şey. Ama evin içerisine soktunuz mu, işte namazda, abdestte problem başlar. Kaplarda, kacaklarda problem başlar. Elinin, ağzının, dilinin değdiği şeylerde problem başlar. Bundan korunmak için köpeği eve sokmamak lazım. Şimdi resim ve biblo konusunda çocukların oyuncakları olması şartıyla hiçbir sınır yoktur. Her türlü oyuncak çocuklara Resulullah döneminde de vardı. Biblolar. Evet. Bugün de var. Onda sakınca yok.
oyuncak ayılar var hocam. Hepsi olabilir. Hepsi. Onların olduğu yerde namaz da olur mu hocam? Şimdi bunlara tazim edilecek şekilde süsledin, püsledin, bir köşe yaptın ve namazı orada kılacaksın, olmaz. Namaz kılacağın odada bunlar olmayacak. Yani arkada olsa hocam? Arkada da mümkünse kapatılmış olacak. Orada böyle resimlerin, işte ateşe karşı bile namaz kerih görülür. Aynaya karşı namaz kerih görülür. Bunlar doğru şeyler değil. Kendine, suretine karşı namaz olmaz. Yani en azından mekruhtur aynaya karşı, ateşe karşı namaz kılmak. Oyuncaklar da böyledir. Çocuğun oyuncağı da önünde olmayacak. Ayıcıklar var, maymuncuklar var, bilmem ne. Sen onların yanında namaz kılıyorsun. Bu olmaz. Tazim gösterecek şekilde bir resim de varsa bu sefer haram olur. Secde yerinde, üstünde, başı. Hocam arkada kalırsa resim, mesela atıyorum büyük babanın resmi var. Duvara asılmış ama arkamızda kalıyor. Olabilir mi hocam? Birincisi, mümkün mertebe namazı sade, hiçbir şeyin olmadığı, resmin, heykelin, biblonun olmadığı yerde kılmak. İkincisi, sana orayı göstermişler, başka bir yer. En azından namaz kıldığın an önünde, sağında, solunda olmayacak. Olmayacak. Hocam, arkada varsa, kapatabiliyorsan kapatır, kapatamazsan namaz orada caizdir. Dikkatimi çekti hocam, tuvalete koyun diyor, melekler tuvalete girmez diyor. Doğru bir şey mi hocam? Yani meleklerin gelmediği anlar vardır. Onlardan biri doğru. Necaset olan tuvaletlere melekler gelmez. Tuvalete şimdi konacak biblo var, konmayacak biblo var. Resmi tuvalete niye koyacaksın? O da zaten sıkıntılı. Resmi evet. Tuvalete konmaz. Yalnız şöyle bir hastalığımız var bizim. Özellikle bu masaj salonları, işte saunalar, hamamlar falan oluyor ya, böyle kaplıcaya falan gidiyorsunuz. Tamamen Budist heykellerini orada, bizim Müslüman Türk vatandaşımız oraları, yolları dizmiş böyle heykeller falan. Ya biz Müslüman ülkede yaşıyoruz, yani bunlara ne gerek var? Evimizde mümkün mertebe çocukların oyuncağı olabilir. Onun dışında öyle fazla canlı suretinde bibloya, heykele yer vermek çok doğru değil. Evet. Evet, telefonum, misafirimizi ağırlayalım. Alo, buyurun efendim. Hakkari. Alo. Alo, hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam, hoş bulduk. Aleykümselam. Buyurun. Buyurun efendim. Şimdi hocam, benim babamla alakalı bir sorum olacaktı. Evet. Babamın 10 çocuğu var. Fakat bu 10 çocuğunun sürekli hakkını yiyen, eşinin, dostunun, akrabasının yanında sürekli çocukların hakkını gözeten, sürekli çocukların arkasından konuşan ve çocukların hak parasını, tedavi parasını yiyen bir baba. Evet. Etrafında hocam sürekli böyle işte amcasına, ne bileyim kardeşine, abisine diyor işte çocuklarım hakkımı yiyor, çocuklarım işte bana gelen parayı yiyor. Halbuki o çocukların parasını yiyor hocam. Kızının tedavi parasını yiyor. Ve sürekli çocuklarından bahsediyor. Karşı tarafta gelip işte bunu çocuklarını azarlayarak, kakalayarak baskı uyguluyor çocukların üzerinde. Evet. Ve hocam sürekli şu durumu bir de yapıyor. Mesela hani birileri eve geldiğinde sürekli o başkalarının yanında çocuklarını azarlıyor ve çocuklarını sürekli aşağılayan bir baba. Kaç yaşında babanız? Babamız 55 yaşında hocam. Daha çok gençmiş yani. Ben de hadi böyle 80 yaşındadır da anlamıyordur, hani yaşlıdır diye düşündüm ama 50 yaşlar. Yok hocam, sürekli ve hani evinde, ya evi bol tok olmasına rağmen en ufak bir şey sofrada eksik gördüğünde binlerce karısıyla çocuklarıyla küsebilen bir baba. Evet, yani şöyle bir, maalesef bizim bir hastalığımız var. Başkasına şirin görünmek adına evdekileri eziyoruz. Başkalarına hava atmak, gösteriş adına çocuğumuzla kötü oluyoruz. Onları kırmak, gücendirmek, kalplerini efendim kırmak bize çok kolay geliyor. Başkasını gücendirmeyelim diye çoluk çocuğumuzdan alıyoruz hırsımızı, kızgınlığımızı, davamızı. Bu dinde olmayan, dinde yeri olmayan, haram olan, ancak geleneklerde öyle görmüş. Atasından öyle görmüş, dedesinden öyle görmüş. Bunu bir marifet sayan bir maalesef cahiliye adetinden kalma bir aile düzeni kuruluyor. Bu konuda o kişilerin
toplum tarafından ve din alimleri tarafından, hocalar tarafından, öğretmenler tarafından bilgilendirilmesi lazım. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Doğru olan örf ve adetlerimizi amenna ama yanlış olan geleneklerimizi temizlememiz lazım. Evet. Sürekli çocukların hakkı gasp oluyor burada. O çocuklardan o baba ileride ne bekleyecek? Ezmiş. Bu çocuklar sürekli kendi içlerine sinerek hayatta nasıl başarılı olacaklar? Tabii, nasıl aklarını, özgüvenlerini kaybederler. Bu da büyük bir günahtır. Her bir çocuğun onda hakkı vardır. Siz de onu bir takım başka alternatif işte geziler, seyahatler, iyi bilenler, çocuğuyla güzel geçen aileleri göstererek babanıza yavaş yavaş yani üzmeden, onu da tam bir düşman gibi kabul etmeden, bir hastalık gibi kabul edip tedavi etme yoluna gitmelisiniz inşallah. Yardımcınız Allah olsun. Rabbim kolaylık versin. Zor, evin içindeki ateş herkesin dışarıdaki ateş gibi değil, daha fena yakar. İşiniz zor ama sabrederseniz ve tedavi ederseniz, babanız da düzelirse hepiniz kazanırsınız. Evet, Allah ıslah etsin diyelim. Buyurun. Amin. Bir başka sorum daha olacaktı. Dinliyorum. Hocam şimdi benim hastalık durumum oluyor. Kronik bir rahatsızlık geçiriyorum şu an. Evet. Geçen sene oruçlarımı tutamadım. Ameliyat geçirdim. Doktora da tutmamam gerektiğini söyledi. Fakat hani maddi durumlardan ötürü ne kefaretini ödeyebildim ne de daha sonradan bir türlü hastalıktan dolayı tutamadım hocam. Ne yapmalıyım? Devamlı hastalığımız kronikse, doktor da tutma diyorsa tutamayız ve fidyesini veririz. Fidyede Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Bakara 181-182 وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ Gücü yetenlere fidye. Gücü yetmeyenlere fidye yüklemiyor ki. Gücü yeterse. Onun için gücün yetmedi. Ne yapacaksın? Rabbim affet diyeceksin. Bak hemen de buradan açtım ve oradan söylüyorum efendim. Hasta olursanız, yolcu olursanız içinizdekiler tutamaz. Gücü yetenler valellezine yutikunehu fidyetun taamu miskin. Miskinleri doyuracak, yani fakirleri doyuracak bir fidye vereceksin. Ben fakirim. Oruç tutamadım, hastayım, fakirim. Senin zaten fidye vermen gerekmez. Evet. Başka sorunuz var mıydı? Sağlığına kavuşursan tutarsın kardeşim inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz hocam, teşekkür Allah ederiz. Razı olsun. Amin, inşallah. Amin. Hakkari'yle selamlar olsun, hayırlı günler diliyoruz. Diğer telefonumuz hatta. Buyurun efendim. Alo. Ağrı'dan kolay. Kader Hanım. Hoş geldiniz. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim, buyurun. Hocam ben hamile olduğum için Ramazan orucumu tutamamıştım. Evet. Şu an yetiştirmeye çalışıyorum. Yetiştiremedim oruçları Ramazan'dan sonra tutabilir miyim? Elbette. Yani o ömrümüzün sonuna kadar tutabiliriz. Ancak bir an önce kaza etmekte fayda var inşallah. Ne zaman fırsat? Peki üzerinden bir Ramazan geçtiğinde yine de herhangi bir şey olmuyor değil mi? Olmaz. Geçen 2 sene önceden kalmış oruçlarımızı şimdi tutarız Ramazan'dan sonra. Veya bugünlerde tutabiliriz. Teşekkür ediyorum. Bir soru daha sorabilir miyim hocam? Buyurun. Benim kayınvalidem akrabalık bağlarını kopardı. Namus konusunda iftira atıldığı için. Günah mı hocam? İftiraya uğrayan siz misiniz? Hayır, ablam. Sizinle görüşmüyor, konuşmuyor. Benim açımdan değil. Kayınvalidem kendi ailesiyle konuşmuyor. Kayınpederi tarafıyla. Üç şeyde hakkı var. Bir, canına kastedilirse. İki, malına kastedilirse. Elinden hepsi alınırsa. Üç, namusuna kastedilirse. Bu iftira ve namus konusu konuşmayabilir. Eğer haklıysa, iftira atıldıysa. Evet. Yalan yere iftira atıldı namus konusunda. İftira edenler tövbe edecekler, helallik isteyecekler. Evet, tamam hocam. Ağrı'ya çok selamlar olsun. Amin, şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyoruz size. Fatuş Artıç sormuş hocam. Hayırlı günler, ben Konya'dan yazıyorum. Kur'an okurken ezan okunuyor. Kur'an'ı durdurup ezanın bitmesini bekleyeyim mi yoksa okumaya devam mı edeyim demiş hocam. Soru devam ediyor, cevabını alayım. Kur'an-ı Kerim okunması mukabeledir, sünnettir, işte bir hatim yapıyordur ya da dinliyorlardır, evet. İlimdir.
farz olan bir ibadet esnasında sünnet ya da vacip olan bir ibadet için durulmaz. Mesela camide vaaz ediyoruz, ezan başladı. Ezanı dinleyelim, devam edelim mi? Ezan okunsun, biz konuşalım mı? Hangisi doğru? Vaaz ediyorum camide. Vaazı mı dinleyelim hocam? Vaazı dinleyelim. Evet. Çünkü bu farz, ders bu. O sünnet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de okumaya boş, devam ediyor. Boş duranlar için, boş duranlar için onu dinlemek sünnet. Onu başka bir şekilde, hatta bazıları vacip der ezana icabet. Ama ilim yapmak farzdır. Burada siz ilim adına insanlara Kur'an okuyorsanız ya da kendiniz Kur'an okuyup manasını düşünüyorsanız bu da bir ilimdir, farzdır. Ezanda durmanız gerekmez. Gerekmiyor. Ama orada geldi insanlar konuşuyorlar. Siz de burada Kur'an okuyorsunuz. Yani ezanı dinleyelim diye hep beraber sustunuz. Bu da olur. Veya bir toplantıdasınız. Ezanla konuşmanız karışacak. Miting yapıyorsunuz. Ezanla konuşma karışacak. Ezana da saygısızlık olur. Sizin söylediğinizde bir susalım. Bir ondan sonra devam edelim diyebilirsiniz. Evet. Fatuş Hanım ikinci sorusu hocam. Oğlum çalışmıyor. Hasta bakım parası alıyor gelinim. Bir de çocukları var. Ben de oruç tutamıyorum, rahatsızlığım var. Parasını gelinime veriyorum. Bazı hocalar ver diyor, bazıları olmaz diyor. Aydınlatırsanız sevinirim demiş hocam. O şundan karışıklığa sebep oluyor. Çünkü oğlu da o paradan, torunu da o paradan yediği için geline doğrudan verebilir ama dolaylı yoldan oğluna, toruna vermiş oluyor. Normalde oğluna, toruna fidye, fitre, zekat veremez. Evet, dolayısıyla bunu bir hile yoluyla düşünerek yapıyorsa olmaz. Ama bu para gelinin istediği gibi harcar. Gelinin muhtaç diyorsa geline verebilir. Verebilir. Fatiha Büyük Çanka yazmış hocam. Ben namaz kılarken iki dizimin üstüne gelince yürümekte sorun oluyor. Ben de sandalyede namaz kılıyorum. Hocama sorar mısınız demiş hocam. Evet, kalkamayacaksa oturduğunda, dizlerini büktüğünde yürüyemeyecekse o zaman sedirde, sandalyede, efendim bir yüksek bir sekide namaz kılabilir. Bir izleyicimiz hocam, bilgisayardan mukabele dinlemek hatim yerine geçer mi demiş. Geçer. Aynı zamanda Sonay Terzi Ankara'dan, geçer. O da aynı şekilde telefondan mukabele okuyorum. Telefondan, olur mu demiş. Bir kari, hoca, teyipten, sesli Kur'anlardan, onlar okuyarak biz takip edersek, televizyondan, bunların hepsi mukabele yerine geçer. Hatim sevabı alırız. Evet. Sonay Hanım aynı zamanda şunu sormuş hocam. Kul hakkı namazı diye bir namaz var mıdır demiş. Yoktur. Hocam. Kul hakkını namazda ödeyemezsin. Ancak tövbe etmek için iki rekat namaz kılarsan tövbenin başlangıcıdır bu. Ondan sonra kulun hakkını ödersin. Sonra helallik istersin. Kul hakkını namazla kurtaracak. Bu da çok saçma ve ben de hiç duymadım hocam. Yani Hinoğlu Hince bir düşünce. Çok saçma bir şey yani. Evet. Cem Ünal yazmış hocam. Çok güzel program. Sağ olun demiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Hocam kaldığımız yerden devam edelim isterseniz yardımlaşma konusuna. Dilenciye yardım etmek caiz mi ve sadaka yerine geçer mi hocam? Şimdi dilenciye at üstünde de İmam Malik'in Muvatta diye çok meşhur bir kitap vardır. Hadis kitabı, fıkıh kitabı bile sayılır. At üstünde bile geldiğini görseniz yardım edin diyor. Şimdi bilmiyorsan halini yardım edeceksin. Fakir fukara gibi geldi, düşkün bir insan yardım edeceksin. Ama biliyorsun sabahleyin buraya her sabah koyuyorlar. Tezgah kurmuş, evet. Tezgah kuruyorlar, akşam topluyorlar bir örgüt. Bir yere çalışıyor. Benim tanıdığım biri var mesela. Adam yıl boyu her gün aynı yolda bir araba bekler. Haline bakarsan acırsın. Yaşlı, pirifani bir zat. Sarık, cübbe, her şey yerinde. Arabaya biner. Sana şuraya gideceğim der. İşte bir camiye gideceğim der. Ağlamaya başlar. Niye ağlıyorsun? Derdin var dersin. İşte 10 çocuğa bakıyorum der. Evim harap eder. Param yok der. Üzülürsün, yardım eder. Her gün oraya çıkar o adam. Bunu biliyorsun. Bunu vermeyeceksin. Bunun ar damarı çatlamış yani. Dilenciyi kırmadan vermeyeceksen bile kırmayacaksın. Üzmeyeceksin. Belki o andaki hali o anda da muhtaç olabilir. Sıkıntıya girmemek için kötü laf söylememek lazım. Dilenci de şunu kullanmayacak. Allah için
verirsen Allah için işte şöyle olsun böyle, vermesin Allah bilmem ne yapsın seni. Bunlar çok çirkin şeyler. Bunu efendim buraya verdiğimiz sadakalar yerine geçer. Bilmeden gerçek ihtiyaç sahibi diye verdiysek biz sadaka sevabını alırız. Yani biz o yalan söylediyse hocam, o günahını alır. Evet. Haram yoldan kazanılan para hayrını göremez. Haramdan kazandın işte diyorlar ki millisi kalktı mı bilmiyorum ama piyangodan vurdu. Ben şu camiye yardım edeceğim, garibanlara ya, talebeye yardım edeceğim. Onun için bilet aldım diyor. Kendini kandırıyor. Haramdan hayır olmaz. Hocam bazen işte alkollü yerlerde çalışıyorlar. Oradan aldığı maaşı, onu da çok soran oluyor. Alkollü hocam. Yerde çalışan kişi alkol servisi yapmıyorsa, alkolle ilgili bir iş yapmıyorsa, alkolle ilgili bir bölümde çalışmıyorsa, diyelim gıda sektörü değil mi? O durmuş kasada duruyor, efendim bir başka yerde duruyor. Burada zarureten çalışır. Başka yerde iş bulamamış, burada bulmuş. Daha iyi, güzel bir iş buluncaya kadar çalışsın. Ama ondan sonra hep arayış içinde olacak. Daha temiz, alkolün olmadığı, içkinin olmadığı yerde çalışmayı. Alışveriş de öyle. Bulamadınız başka bir yer, gittiniz ekmek alacaksınız. Ama orada alkol de satılıyor. Caiz mi ekmek almanız? Caiz ama tercih edilmez. Evet. Mümkün mertebe içkiden uzak durmak lazım. Hocam mesela lazım. Bazen parayı faize yemek yerken de öyle yani. Faize yatırılıyor. Kazanılan, alınan faizi de yardım olarak kullanıyor. Alınan faizi elinden çıkaracak, elindeki pislik olarak görecek, onu elinden çıkar. Karşı taraf için o pislik değil, haber vermezse. Ama o yardım yerine geçiyor mu hocam? Oradan hayır sevap gelmez. Bir şey gelmez. Gelmez. Ruhu uzatır, malı bereketlendirir. Çünkü verdikçe Allah yenisini verir. Bir melek, iki melek sabahleyin herkesin başucunda şöyle dua ederler. Allah'ım bu malını senin yolunda kullanıyor. Sen ona daha yenisini ver. Daha fazlasını ver. Vermeyenler için de o iki melek Allah'ım bu malını veremiyor. Sen de onun malını azalt diye ona beddua ederler. Sadaka malı uzatır, ömrü artırır. Sağlık ve belaları def eder. Sağlık sebebidir sadaka. Sadaka sebebiyle kapılar açılır, yollar açılır. Ummadığın büyük imkanlara kavuşursun. Çünkü adı üzerine sadaka zaten gönülden gelen bir şey. Evet. Bu insanlar arasında samimiyeti, ülfeti, kardeşi de artırır. Zenginler fakirlere aktardıkça toplumdaki uçurum, krizler azalır ve insanlar birbirine düşman gözüyle bakmaz, dost gözüyle bakar. Tabii daha bir sevgi oluşur insanlar arasında. Kardeşlik olur. Bunları gülümsemek, mesela sadaka çeşitleri nelerdir? İşte kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. Yoldaki eza ve cefa veren bir engeli kaldırman sadakadır. Birinin yükünü taşıman, omuzuna kaldırman bile sadakadır. Her iyilik bir sadakadır. Sübhanallah demek tesbihat sadakadır, tahmid sadakadır, şükür sadakadır. Yani illa para değildir sadaka hocam. Parayla yani. Paran yoksa bile pek çok sadaka sevabı evet. var. Açarsın telefonla, kardeşim Allah sana hayırlı, bol, bereketli kazançlar versin. Günün hayırlı olsun, sadaka aldın. Güzel temenniler. Güzel temenniler, evet. sadakadır. Yol gösterdin, adres bilmiyoruz, tarif ettin, sadaka sevabı bu kadar, aldın. Bu kadar basit. Evet. Bir kediye, köpeğe su verdin, güvercinin kanadı kırıktı, tamir ettin. Tuttun onu soğuktan, donuyor diye bir kafes yaptın. Onun için de tedavi ettirdin. Bunların hepsi sadakadır. Para dışında bunlar var. Sadakanın fazileti 1'e 700'tür. O da kesretten kinayedir. Bir tohum atarsın, ondan 7 başak verir. Her başakta 100 tane olur. 700 taneli bir tohum. Bir sadaka verdin. Allah onu kulu sadaka verirse Cenab-ı Hak o sadakayı mahşer gününe kadar yanında büyütür, büyütür, büyütür. Aynen şöyle diyor. Kısrak, tayı nasıl büyürse, küheylan olursa ahirette insan diyecek ki ben bu kadar sevabı nereden aldım? Senin o ufacık yaptığın hayır buraya gelinceye kadar büyüdü. Ya evet. Allah onu büyütür ve İnsanoğlu orada şaşıracak. Ben bu kadar yapmamıştım ama Cenab-ı Hak fazlından, ihsanından Rabbim hepimize nasip etsin hocam. Cimrilikten onun muhafaza için, etsin. Cimrilikle iman bir arada bulunmaz. Az çok demeden bir yerlere, hayırlı gördüğümüz yerlere sadakayı bol bol vermeliyiz. Bir de kendimiz bulmalıyız.
ihtiyaç sahibini kendimiz, önce akrabadan başlayacaksın. Anan baban fakir fukara, sen bir sürü sağa sola hayır yapıyorsun. Onları doyur. Akrabaların seni biliyor, makamın var, mevkin var, paran var, pulun var. Onlar dilenci durumuna düşmüşler. Sen bir sürü hayır yapıyorsun. Evet. Yapamıyorsun. Onların hakkı daha önce gelir. Ve âti zil kurba hakkahu. Önce kurbiyet, yakınlarına doğru başlayacaksın. İslam öyle bir düzen, sistem kurmuş ki sana kendi etrafını temizletiyor, sadaka verdiriyor, kalkındırıyor. Bana öyle. Bu sefer boşluklar doluyor. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse şehir temiz oluyor. Evet. Böyle bir sistem var. Merkezden muhite. Türkiye'de fakir fukara çok. Biz dünyanın her tarafına yardım ediyoruz. Burayı unutmayacağız. Burayı unutarak yapıyorsak gafletteyiz. Şunu da dengeyi korumamız lazım. Geçen bir yazı gördüm. Hacca umreye gitmeyi bırakın, buradakilere sadaka verin. İkisi mümkünse ikisini de yapalım. Niye? O tarafta adam tövbe ediyor, kendini düzeltiyor, evet, kötü alışkanlığını bırakıyorsa bırak onları deme. Araplara para yedirmek diyor. Ya Avrupa'ya giderken Avrupa'ya para yedirmeyi hiç kimse kullanmıyor. Mekke'ye, Medine'ye giderken Araplara para yedirmek oluyor. Nasıl oluyorsa bu. Dünyanın her tarafında adam bir kahvaltı için gidiyor, uçak bileti alıyor. Bu para yedirmek olmuyor. Umre'ye gideceğim, Kudüs'e gideceğim deyince para yedirmek olur. Burada ikilem var, kasıt var burada. İstemiyor. Allah'ı hatırlasın, peygamberi hatırlasın, Kur'an'ı hatırlasın, tevbe etsin, günahlardan uzaklaşsın, istemiyor. Kendisi gibi ayyaş olsun istiyor. Evet. Oysa o huzur orada hocam. Terapi tabii, oluyorsunuz tabii, terapi yani. Oradan oluyorsun. Bambaşka dönülüyor. Ya o da var. Mesela Abdullah İbni Mübarek bir hacca giderken mola veriyorlar. Horasan'dan kalkıp gidiyor. Mola veriyorlar. Mola yerinden kalkınca bir kulübeden bir kız çocuğunun gelip artıkları topladığını görüyor. Gözetliyor onu. Gidiyor kapıyı tıklıyor. Kız, baban yok mu diyor. Babam yok, babam öldü. Kim var? Annem var. Niye o artıkları topladın? Yiyeceğiz biz onu. Başka bir şeyiniz yok mu? Bizim hiçbir gelirimiz yok. Arkadaşlarını çağırıyor. Haç paralarını, geri dönecek parayı ayırıyorlar. Bütün paralarını onlara veriyorlar. O sene haccı yapmıyor, geri dönüyor. Belki haçtan daha büyük sevap kazanıyor. Evet. Bu önemli. Ama ikisini de birleşik yapabilirsek, hayır hasenat sahibi insan, cömertler cömerdi. Her sene de umreye gidiyor, her sene de hacca gidiyor. Gitsin, evet, yeter ki gitsin. Mustafa Bakaç sormuş hocam. Bir sorum olacak. Dükkan altı veya bu tarz yerlerde, mescitlerde namaz kılınır mı? Mescit nasıl olmalıdır? Üstünde ev olan mescit uygun mudur demiş. Çok ilginç bir soru. Evet, ya güzel bir soru. Şimdi mescidin hükmü şudur. Secde edilen yerdir ve Allah orayı, her biri Beytullah diyoruz. Allah'ın evi demek Beytullah. Allah'ın eve ihtiyacım var. Allah için, Allah için ver diyoruz. Allah'a mı veriyoruz? Hep bu insanadır. Yapılan insana Beytullah, Allah'ın evi olan Beytullah, Kabe. Bütün mescitler Kabe'nin bir şubesidir. Kabe'nin altından, camilerin altından, yerin en altına kadar, gökyüzünde arşa kadar aynı hizada orası cami hükmündedir. Orası cami hükmündedir. Şimdi Metaverse falan çıktı ya. Evet hocam. Bizim evlerimizin üstünü satabilecek mi, satamayacak mı? Bu tartışmalar başladı. Şehrin üstünü satabilecek mi, satamayacak mı? Şehrin üstünde de bizim evimizin şeyi var, tapusu vardır. Belli bir oranda zaruret gereği şey olabilir, müsaade edilebilir. Ama camiler arşa kadar, gökyüzüne kadar camidir. Onun altına, üstüne dükkan yapmak, ev yapmak, bir takım alışveriş merkezi yapmak aslında doğru değildir. Osmanlı ne yapmış? Çıkıntı yapmış. Eski camilerde hiç altında yoktur, üstünde yoktur. Çıkıntı revaklarla dükkanı kenarlarına yapmıştır. Sebebi, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Eyyub el-Ensari'nin evinde 7 ay misafir oldu. 2 katlıydı. Cami yapıldıktan sonra caminin isteseydi üstüne evini yaptırabilirdi. Tabii. Üstüne yaptırmadı. Kenarlarına, camiden sonraki kenarlarına odacıklar yaptırdı. Evini öyle kullandı. O yüzden caminin üstü de altı da cami hükmündedir.
Buna dikkat etmek lazım. Evet hocam. Zehra Hanım sormuş, hacet namazında olmasını istediğimiz hacetimizi birden fazla mı yapılması doğru demiş. Yoksa her hacetimiz için ayrı hacet namazı kılmamız mı gerekli demiş hocam. Hiç de gerekmez. Bir hacet namazımızda Rabbimizden ne istiyorsak onu kılabiliriz. Ama yok. O öyle bir fikrimiz yok şu anda. Bir tane acil bir durumda benim Allah-u Teala'nın yardımına ihtiyacım var. Ben dua etmek istiyorum. Onu orada tek başına zikredersen güzel olur. Bir başka gün, başka zaman yine kılarsın hacet namazı. Evet. Ama üç şey lazım bana şimdi. Üç tane işim var. Bir tane hacet namazı kılıp üçüne de dua edebilirim. Evet. Şimdi hocam yine Dilara mikrofonumuzu aldı, sokağa çıktı. Halkın sorularından bir tane alalım. Merhaba hocam, ben bir soru soracaktım. Emanete hıyanet etmenin dindeki yeri nedir? Evet. Hocam sorunuz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Sağ ol kızım. Ayetül münafıkı selasun. Münafığın alameti üçtür. İza haddese kezebe, söz söylediğinde yalan söyler. Ve ize tümine hane, emanete hıyanet eder. Ve ize vaade ehlefe, sözünden cayar. Münafıklık alametidir. Kur'an-ı Kerim'de de Mü'minun suresinde o müminler ki sözlerinde dururlar, emanete riayet ederler diyor. Dolayısıyla münafıklık da innel münafıkine fidderkil esveli minenler. Cehennemde çok kötü yanacaklardır. Evet, Allah muhafaza diyelim Allah hocam. Korusun. Evet, diğer sorumuzu alalım. Selamun aleyküm hocam. Size bir sorum olacak. Sabah namazını kazaya kaldığında sünnetle beraber mi kılmak gerekiyor? Sade farzını kılsam yeterli mi? Teşekkürler. Sabah namazının kazası o gün öğleye kadar, aynı gün öğleye kadar kaza edilecekse sünnetle beraber kılınır. Daha sonra kaza edilecekse sadece farzı kılınır. Evet. Diğer sorumuz. Merhaba hocam. Bir sorum olacaktı. Tövbe edilmiş olsa da ahirette günahlarımız bize gösterilecek mi? Tövbe ettik. Allah'ın affedip etmediğini bilmiyoruz. Ancak biz o günahımızı insanlar arasında yaymadıysak, hiç kimse bilmiyorsa, Settarul Uyub olan Allah burada gizlemişse, büyük bir oranla inşallah ahirette de karşımıza o günah çıkmaz. Kul hakkı değilse. Kul hakkı değilse. Evet. O günah çıkmaz. Ben hocam izninizle üçüncü şifreyi hatırlatmak istiyorum. Üçüncü şifremiz Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Üçüncü şifremiz, son şifremiz kaldı. Bir tane daha şifremiz kaldı. İlerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Melek Hanım sormuş hocam. Hocam sürekli bana sen kötüsün, sen benden habersiz adımını bir yere atamazsın. Ben ne diyorsam sen yapmak zorundasın diyor. Sürekli hakaret ediyor. Bana psikolojik baskı uyguluyor. Ne yapabilirim demiş hocam. Kocasından bahsediyor. Bu doğru bir davranış değil. Ancak suizana sebep olmak da kötü bir şey. Birbirimize güven vermeliyiz. Erkek kadına, kadın erkeğe güven vermeli. Yani ben şuna inanmalıyım. Benim eşim benim olmadığım yerde benim razı olmayacağım işler yapmaz. Benim hanımım da diyecek ki benim kocam benim olmadığım yerde benim hoşuma gitmeyecek işler yapmaz. Bu güveni verecek iki taraf. Bu güveni veremediysen sende de kusur var. Evet. Çünkü sana güvenemiyor. Ne yapacağın belli değil. Çünkü seni kaç defa böyle yakalamış. Bu kötü bir haslettir. İkinci bir konu, zorla, baskıyla insanları kötülükten vazgeçiremezsin. Sevdirerek, iknayla, tedaviyle vazgeçirirsin. Kocasının yaptığı metot da yanlış. Evet, baskıyla olmaz bu iş. Yani velev ki kadının niyeti kötü olsa, koca bunu böyle bu şekilde hem çözemez hem de buna hakkı yok zaten. Evet. Hocam yani özellikle şey diyor, benden izinsiz bir yere gidemezsin. İşte öyle bir şey var mı hocam? Mesela anasına babasına gönderecek, ihtiyaçları var, kendi halletmiyorsa hanımı onları görecek. Yani sen burada esirsin, mahkumsun. Ben ne dersem olacak, böyle bir şey yok. Yanlış. Evet. Selma Hanım sormuş hocam, peygamberimiz iki secde arasında nasıl dua ederdi demiş hocam. Evet, iki secde arasına celse diyoruz. Rükudan kalktığımıza ayakta dururken ona kavme diyoruz. Yani iki secde arasındaki celsede Resulü Efendimiz şu duaları yapacak kadar dururdu diye müstehap dualardan sayılmış. Allahümme afirli verhamni vaafini verzukni dualarını yapmış Peygamber Efendimiz. Yani ya Rabbi bana afiyet ver.
bana beni rızıklandır, efendim beni bağışla, verhamni beni affet, bir şey daha söyledik. Beş şeyi söylemek müstahap sayılmış orada. Allahümme affirli, verhamni, verzukni ve afini. Bir şey daha var, dördüncü, beşincisi aklı. Şu anda gelmedi aklıma. Bu dört ya da beş şeyi söyleyecek kadar durmak, hem durmuş oluyorsun orada iki secde arasında, hem bunları söylersen müstahap yapmış olursun. Evet. Arzu Hanım sormuş hocam, babam geçen sene vefat etti, mezarını yaptırmamızı vasiyet etti. Kimseye yük olmamak için benim paramla yaptırın dedi. Çok ihtiyacım oldu, o parayı harcadım. Şimdi kendi paramla yaptırıyorum. Acaba uygun olur mu, vebali olur mu bana? Ya demiş hocam. Aynı parayı harcayacaksan, önceki parayla sonraki paranın arasında bir fark yok. Sonuçta senin yaptırman üzerine zaten gerekmiş ve yaptıracaksın. Evet hocam, şimdi hemen bir görüntülü sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Selam. Hayırlı yayınlar. Bu sene üniversite sınavına gireceğim. Oruç tutmasam günah olur mu? Burada azimet ve ruhsat meselesi var. Azimet mi kıymetli, ruhsat mı kıymetli? Azimet kıymetli. Azimet nedir? Oruç tutmaktır. Ruhsat nedir? Tutmamaktır. Yani ruhsat demek müsaade var. Evet. Böyle durumlarda. Ama insan şöyle düşünmeli. Oruçlu olarak orucumu bozmadan, hani oruca akşamdan niyetlenmez de yarın sınavım var, çok önemli bir sınav, su içmem lazım, 3 saat orada duracağım, dayanamam. Bundan dolayı niyet etmeyeyim bugün, başka zaman kaza ederim. Bu ruhsattır. Ama ben orucumu bozamam, ben Ramazan'ımı zedeleyemem. Allah'ım bana neyi takdir ettiyse ona razıyım. Oruçlu bir ağızla, kafayla imtihana girer, Allah'ın yardımını dilerim demek de daha mübarek bir şeydir. Yani tebrik edilecek bir şeydir. Onu yapanlar aslında kazanırlar. Evet. Hocam bugün sabahleyin geldiğimde asistanımız Zeynep bana böyle bir güzel bir hediye getirdi hocam. Kendi ablası Yasemin Hanım bizi izliyormuş. Çok programımızı beğeniyormuş. Kendi kızına bir mevlüt, bebek mevlütü yapmış. Önce onu soracağım hocam. Bebek mevlütü diye bir şey var mıdır? Var, doğru mudur? Tabii güzel olur. Böyle doğru. Gelenlere herhalde hediyeler hazırladılar. Bunu göstereyim. Yalnız dikkatimi çekti hocam. Bebeğin ismini Bulem Sıla koymuşlar hocam. Sizce uygun bir isim midir? Bulem Sıla. Ben hiç duymadım Bulem adını. Ya şöyle, Bulem'e daha önce de baktık. Türk Dil Kurumu'nda, sözlüğünde Türkçe değil. Türkçe yok. Arapça, Farsça, Osmanlıca da değil. Orada da yok. Şu sözlükte de yok. Elimizde Bulem. Evet. Burada da geçmiyor. Birincisi bu. Manası bilinmeyen bir kelime. İnternete bakarsan cennette melek, cennette bilmem ne. İnternette zaten ne kadar bilinmeyen isim varsa cennette bir kuşun kanadı diyor geçiyor. Evet. Ona aldanmamak lazım. İkinci bir mesele, bu isimlerde mesela Ayşe, Fatma, Zeynep, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, bunlar niye kötü isimler mi? Bunlardan daha güzel isim var mı? Hocam hemen isim de seçelim mi hocam? Niye biz bu isimlerden içtinab ediyoruz da manasını bilmediğimiz isimlere gidiyoruz? Yani Bulem kötü bir manaya gelmiyorsa olabilir ama çok daha güzel isimler var. O isimleri seçilmekten beğenilen... Bende de Ezel, erkek ismi Ezel çıktı. Başlangıcı olmayan anlamındaymış hocam. Bu arada Yasemin Hanım'a da bu hediyesi için çok teşekkür ediyorum ve hemen bir... Diğer bir isim Sıla'ydı. Evet. O güzel bir isim Sıla. Kur'an'da da geçiyor. Yani Kur'an'da geçmesi şart değil ama güzel manası var. Evet. Hemen diğer WhatsApp sorumuzu alalım. Merhaba hocam. Benim kardeşim hanıma doğum yapacak hocam. Babamın ismini koyuyorlar. Biz de koymak istemiyoruz hocam. Babam sar hastasıydı. Hani ismi adına çeker gibisinden babamın ismi Cemil'di. İsmine çeker diye koymak istemiyoruz hocam. Kardeşim de Çınar koymak istiyor. Hani akrabalarımız da diyor ki işte niye koymuyor babasının ismini gibi hocam. Bunun günahı var mı yok mu hocam? Evet hocam, isimlerin insan üzerinde etkisi var mı? Cevabını küçük bir aradan sonra alacağız. Ama ben de bir soru soracağım size. Buyurun hocam, sorunuzla girelim. Ben de o arada düşüneyim cevabını. Peki. Buyurun. Ortalama kaç saat uyuyorsun? Evet, dönüşte o zaman cevabını Peki. vereceğim. Merhaba hocam. Benim kardeşim hanıma doğum yapacak hocam. Babamın ismini koyuyorlar.
Biz de koymak istemiyoruz hocam. Babam sar hastasıydı. Hani ismi adına çeker gibisinden babamın ismi Cemil'di. İsmine çeker diye koymak istemiyoruz hocam. Kardeşim de Çınar koymak istiyor. Hani akrabalarımız da diyor ki işte niye koymuyor babasının ismini gibi hocam. Bunun günahı var mı yok mu hocam? Ya bir, babasının ismi. İki, manası zaten güzel demek. Cemil. Cemil, evet. Üç, Çınar'ın bir anlamı yok. Yani Çınar, Cemil dururken Çınar konur mu? Bu hastalık geçmez ki. Hastalık sonradan gelen bir şey. İsimden dolayı hastalık geçmez. Eğer öyle olacak olsaydı Çınar işte ne kadar hasta oldu diye kestiler bile. Ona da çok üzüldük tabii. Ha, evet şeyde, hocam. Dolmabahçe, Beşiktaş'a Beşiktaş doğru giderken sahilde biz dün de geçtik oradan, üzüldüm yani. Şimdi Çınar da hastalıklı, Çınarlar da var. Yani bu Çınar isminde pek çok hasta vardır. Böyle bir şey yok, mantıksız, ama güzeli yapsınlar. İsmi de zaten güzel demek. Peki hocam, isimlerin etkisi var mı? Verdiğimiz isimler kişiler üzerinde etkisi var mı hocam? İsimlerin etkisi olur ama isimleri harfi şöyle etkiler, söylendikçe etkiler. Harfin kadere etkisi olmaz. Çünkü isim dediğiniz şey başkası tarafından size giydirilen gömlektir. Evet. Siz kendiniz tercih etseniz kaderiniz, yani kişiliğinizle alakası var denir. Mesela renkleri tercih ediyorsunuz değil mi? Bunun kişilikle alakası var. Hatta benim yazımı birisi gördü. Bir öğretmen. Yazı karakterlerini okumuş, bilen birisiymiş. Şöyle bir baktı. Dedi ki Y'ler ve yumuşak Y'ler çok kıvrak, yuvarlak yapıyorsun. Anne babaya saygıyı gösteriyor. Ay maşallah. Şimdi mesela böyle karaktere etki eder ama kadere etki etmez. Evet. Hocam şimdi reklama girerken bana sordunuz. Heh. Kaç saat uyursunuz kaç diye. Kaç saat uyuyorsun? Niye? Bu çok önemli bak. Kaç evet. saat uyuyorsun? Şimdi hocam şöyle. Eskiden bu 6 ile 8 saat arasında değişiyordu ama pandemi sürecinde özellikle uykunun çok iyi olduğunu duydum. Pandemi sürecinde her zaman da olmasa 8 saat uyumaya çok dikkat ettim hocam. Hmm. Hala da dikkat ediyorum. Tamam. Vaktim olursa tabii ki. Şimdi 6 saatten az uyumamanın ve kesintisiz uyumanın şöyle bir faydası varmış. Birincisi bu. Uyuduğunuzda beyin ne kadar lüzumsuz çöpe atılması gereken varsa çöpe atıyor. Ama bunu derin uykuda yapabiliyor. Siz derin uyumadığınız zaman, az uyuduğunuz zaman beyin çöplüğü boşaltamıyor. Beyinde birikiyor. Bu da size ileri yaşta Alzheimer'a sebep oluyor. Zaten hocam kafada bir şey olunca uyuyamıyoruz. Yani o kafa o kirlilik demek ki hocam. Evet. Uykuyu engelliyor. Yorgun da kalkıyorsun. Evet. Sağına mı yatıyorsun, soluna mı? Hocam şimdi sağa yatıp ve sağdan kalkmak bir öğreti. Biz evet. çocukluğumuzdan beri böyle öğretildi bize. Hı hı. Sağınıza yatın, sağınızdan kalkın. Hatta derler ya hocam bir şey olduğunda solundan kalktın, niye tersin derler hocam. Doğru. Doğru bir şey midir tabii, hocam? Tabii. Sağda peygamberimiz sağına yatar ve duasını okuyarak Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü veccehi ileyke velcehtü zahri ileyke diye bu duayı okuyarak yatardı. Ama daha sonra peygamberim solunda da döner sırt üstte yatardı. Bunun da şöyle bir faydası varmış. Sağına ya da soluna yatmak, sırt üstü yatmaktan devamlı daha iyiymiş. Çünkü sağ ve sola yattığında Alzheimer azalıyormuş. Evet, tecrübe dikkat edilmiş. Etmek. Tecrübe edilmiş. Bir de kilolu, tok karna yatanlar kalktığında her zaman kalp krizi riskiyle karşı karşıyaymış. Onun için hep derler yani, hocam en az yedikten 4 saat sonra. Evet. Şu göğüs yatın. Kafes boşluğu var ya, orası körük vazifesi yapıyormuş. Kalbin kanı akciğere gönderebilmesi için. O kalp kanları gönderemediği zaman pıhtı oluşuyor ve işte felç oluyorsun. Allah korusun şey oluyor. Evet. Demek ki tok karnı yatmak da zararlı, kilolu olmak da çok zararlı. Evet. Yani kalbini alt komşu bizim bir doktorumuz vardı Mehmet Aslan Medico'dan Allah evet. razı olsun üniversitede. Alt komşu üst komşuya baskı yapıyor, zarar veriyor derdi. Kötü komşu derdi. Ha, güzel güzel bir yorum yapmış hocam. Cem Ünal soruyor hocam. Ölünün 52. gecesi diye bir şey var mı? Varsa ne yapılmalıdır demiş. Ya ölüye de diriye de 52 olur ama 52. gece biz şey yapacağız diye bir dinde kural yok. Biz onun adına her zaman hayır hasenat yaparız. Bunun için 7'sini, 40'ını, 52'sini biz değil
Bunları Rumlar, Ermeniler, Hristiyanlar daha önce yapmışlar. Oradan Anadolu kültüründen bize geçmiş. Yoksa İslam adetinde böyle bir şey yok. Her gece okuyabiliriz, her gece hayır işleyebiliriz. Her zaman onun ardından Kur'an okunur, hatim yapılır, dualar edilir, mevlütler okunabilir. Evet. Bekir Enes Yaman sormuş hocam. Ben bir kızla tanıştım. Kız bizim sosyal medyada konuşmamıza zina diyor. Sizce doğru mudur? Bir de hocam biz tam evlenme yolundaydık. Babasına yaranmak için beni hep sohbetlere babasının yanına gönderirdi. Ama dinimizde Allah'tan başka kimseye yaranmak günahtır. Sizce ne yapmalıyım hocam? Lütfen bunu bir gözden geçirin demiş ya hocam. Ya zaten sen daha evlenmeden sosyal medyada evleneceğin kızdan kavga ediyorsun, beğenmiyorsun zaten. Geç kardeşim onları ya. Yine bir izleyicimiz hocam, benim sorum var. Babam sağlığında evini iki kızına verdi. Diğer kardeşlerim de istiyor, alabilirler mi demiş hocam. Yani diğer kardeşleri ne babası arasındaki hukuku bilmiyoruz ama onlar da aynı şekilde itaatkâr, muti, güzel insanlarsa ayrım yapmaması lazım. Ama babanın bildiği başka bir şey var da mecbursa buna, o durumda babanın malını istediği gibi hayattayken verme hakkı var. Vardır. Tebriz Eylazi, sanırım yurt dışından bir izleyicimiz, merhaba demiş. Hocama bir sorum olacak. Ben Nahçıvan'dan yazıyorum. Kocam hem oğlumu hem beni dövüyor. Ben ikinci çocuğuma hamileyim ama sürekli şiddet gördüğüm için aldırmak istiyorum. Ve bu çocuğa hamile olmadan önce çok istiyordum hamile kalayım diye. Ama kocam hiç istemedi diyor hocam. Aldırayım mı diyor. Yani kocasının zoruyla aldırırsa kocası günahkar olur. Ama bu kocanın çocuğunu taşımak istemiyorum, karnımdakini de aldıracağım derse kendisi günahkar olur. Allah korusun diyelim. Nahçıvan'a çok selam, seviyoruz. İnşallah yollar açılır da İnşallah. Nahçıvan, Azerbaycan doğrudan gideriz burada. İnşallah. Selamlar olsun Azerbaycan'a. Merve Hanım sormuş, sadaka konusu varken sormak istiyorum bunu. Çünkü çok merak ediyorum. Sürekli camiye mi yardım etmek doğrudur yoksa gerçekten muhtaç birine mi yardım etmek doğrudur? Bu çok önemli bir soru, inşallah görürsünüz demiş, gördük. Ya birbirine bunu çatıştırmamak lazım. Yani caminin ihtiyacını biliyorsan camiye de verirsin ama esas olan bir canı kurtarmak, cana dokunmaktır. Açı doyurmaktır. Ona dikkat edecek. İkisi de olacak. Yani yeri gelir cami. Çünkü cami yapana da Allah-u Teala'nın müjdesi var. Peygamberimizin bir cami yaparsa bir insan, Allah ona cennette bir köşk yapardı. Orada bir tuğlan olsun. Tabii. Yine bir izleyicimiz hocam. Hayırlı günler. Ben hocama oruç adadığımızda farklı mı niyet edeceğiz? Onu öğrenmek istiyorum demiş. Oruç adadığımızda farklı mı niyet edeceğiz? Yani şöyle, adak orucuna niyet edecek. Niyet ettim Allah için. Adak orucuna diyecek. Evet. Hatta bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Kahramanmaraş'tan. Bakın hocam geliyor hafta sonu. Ne zaman gidiyorsunuz bugün hocam? Bugün gidiyorum. Bugün. Bu akşam efendim şeyde. Bugün hocam Kahramanmaraş'a gelecek. Maraş'ın ilçesine geliyorum. Alo. Hatta mısınız? Evet, Zeynep Hanım. Evet, dinliyorum sizi. Maraş. Seste bir sorun var. Zeynep Hanım, sorunuzu alalım. Çağlayan Cerit ilçesine gidiyorum. Yarın da orada maalesef Zeynep Hanım, anlayamadık sorunuzu. Bir çeken yer, cep telefonunuzdan mı konuşuyorsunuz? Hocam evet, ben çeken yerdeyim. Hocamla birebir konuşabilir miyim? Hocam ekranda sizin sorunuzu bekliyor. Buyurun. Dinliyorum. Hocam bir arkadaşımız vardı. Annem dedi. Eşime de benim bedem kuvvetli. Ancak eşimle bir... Ben anlayamıyorum hocam. Sanıyor musunuz? Zeynep Hanım, çok özür diliyorum Zeynep Hanım. Biz sizi gerçekten anlayamıyoruz. Arkadaşlar bir sizinle konuşsunlar. Arkadaşlar sorunuzu yazdılar mı? Adadırken gördüm. Gidip eşine olayı anlattım. Ayrıldılar. Fakat vicdan azabı çekmeye başladım. Arkadaşının eşini. Evet. Ve ayrıldılar diyor. Bunu gizlemek, haramı gizlemek zorunda değilsiniz. Belki arkadaşınızı kurtardınız. Ayrılıp ayrılmamak onların elindeydi. Siz doğruyu söylediniz. Ama bunu kasıtlı yuvaları yıkasın diye yaptıysanız burada niyetiniz, da niyet önemli niyetinizin oluyor. Karşılığını alırsınız. Şu uykusuzluklu içinde bir dua vardı. Onu evet, verelim. Yönetmenimiz için. Merve'den rica edelim uykusuzluk için olan duayı. Evet.
Allah'ın gazabından, kulların şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve bana sokulmalarından Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Rabbim herkese tatlı uykular nasip eylesin. Amin inşallah. Uyku uyumak da bir nimettir yani uyuyabilmek. Elbette hocam. Şimdi hocam son şifremizi hatırlatmak istiyorum. Hazreti Elyas'a aleyhisselam bu güzel hediyelerimizi arkadaşlar da ekranda gösterirlerse bu güzel hediyelerimiz için son şifremiz Hazreti Elyas'a aleyhisselam. Yasemin Hanım soruyor hocam. Benim sorum faizle ilgili bankaya yatırılan birikimden faiz almak günah. Fakat birikimi dolar veya altın olarak yapınca dolar altın yükseldiğinde getirdiği kar günah olmuyor mu? Örnek birisine dolar borç verdim. Verdiğimde 1000 liraydı. Bana geri ödediğinde verdiğim doların TL tutarı 1500 lira mutakip etti. Aradaki 500 lira günah olmuyor mu? Olmaz. Yani o aynı cinstir. Çünkü siz birine diyelim ben size bunu borç olarak verdim. Evet bunu aldım hocam. Kaç da bugün bunun fiyatı? Atıyorum 10 lira diyelim. 10 lira. 10 sene sonra dediniz ya ben size ödeyememiştim bir fincanla efendim tabağını bana verdiniz geri verdiniz. Değeri 20 lira oldu. 20 lira oldu. Niye? Aynı şeyi aldık. Aynı şey. Burada faiz evet. Olmaz. Kader Hanım sormuş hocam. Benim hocama bir sorum olacak. Benim babam vefat etti ve babamın emekli maaşını bekar olduğum için ben alıyorum. Ve kardeşlerim bu yüzden bana soğuk davranıyorlar. Ayrıca erkek kardeşimin kredisini ödüyorum. 3 yıldır ve kız kardeşime de eşya aldı. Onun borcunu ödüyorum. Yani ömür boyu kardeşlerime vermek zorunda mıyım? Vermesem günah mıdır demiş hocam. Devlet onu size veriyor. Kardeşlerinize vermiyor. Harcamasanız da olur. Evet. Meryem Sarı soruyor hocam. Az önce hocamıza tutmayan oruçlar için fidyeden bahsettiniz. Hocam dedi ki gücü yetmezse fidye verme dedi. Bence hocam deseydi sigara içiyorsan vereceksin. Çünkü herkes sigara içiyor ama fidye vermiyor. Bunun açıklamasını yapsın. Teşekkür ediyorum başka demiş. Başka bir şey. Şimdi yani biz soru soran sigara içiyorsa versin diyemeyiz ki her konuda. O zaman başka şeyler de söylememiz lazım. Evet. Fetvalarda böyle şunlar diye gidecek olursak bir soruya biz akşama kadar devam etmemiz lazım. O vatandaşın kendi kanaati sigara içiyorsa, sigara içenler soru öyle gelse, soru öyle, cevabı o zaman öyle olur. Yani soru öyle gelmedi, soru başka türlü geldi. Evet, Filiz Hanım sormuş hocam, kıldığımız her vakit namazların sünneti yerine kaza kılabiliyor muyuz demiş hocam. Sünneti kıldığımız her bir sünnetleri kaza namazının yerine kılsak diyor. Sünnet kılmayacak da kaza namazı kılsam diyor. Olur mu diyor. Şafilerde öyle. Yani Şafii mezhebindeyse öyle yapacak. Hanefi'deyse sünneti de kılacak, kazayı da kılacak. Elyas'a Tahir Kabuk yazmış hocam. Annem ölen abime oruç tutabilir mi demiş hocam. Ölüler için oruç tutulur mu hocam? Yani bir başkasının yerine oruç tutulmaz zaten. Evet. Varsa oruç borcu fidyesini verecek, parasını verecek fakirlere. Evet, şimdi yine sokaktaki halkın sorularından bir tane alalım. Üçse veya sağ ise kul hakkından nasıl kurtuluruz, nasıl öderiz borcumuzu? Bir daha alabilir miyiz arkadaşlar, sesi duyamadık. Evet, merhabalar hocam. Hak sahibi ölmüşse veya sağ ise kul hakkından nasıl kurtuluruz, nasıl öderiz borcumuzu? Evet, yani bildiğimiz bir borcumuz varsa hak sahibinin, ölmüşse evladı vardır. Onun yerine vekil kimlerse onlara ödeyeceğiz. Sağ ise kendisine ödeyeceğiz ve helallik isteyeceğiz. Yani bir insan öldü gitti ama etrafında evladı vardır. Ahvadı vardır. Onlara ödeyeceğiz borcumuzu. Evet, diğer sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Evet, şimdiden hayırlı Ramazanlar. Size bir sorum olacak. Evde 2 yaşında oğlum var. Odasında oyuncakları var, periş ayıcıklar falan. Şimdi odada bazen namaz kılıyor. Namaz kılmasında o odada bir sorun olur mu? Yani namazı kabul olur mu? Bunu sormak istedim. Çok teşekkür ederim hocam. Namaz kılarken önüne gördüğü yerlere gelmeyecek. Odadan tamamen çıkarırsak daha iyi olur. Ben de bazen torunlar geliyor namaz kılarken odada bakıyorum. Onların oyuncakları var. Hepsini öbür odaya atıyorum. Öyle namaz kılıyorum. Doğrusu odur. Evet. Selahattin Karakoç sormuş hocam. Camiye resimli kıyafetle gelen cemaat oluyor. Doğru davranış mıdır demiş hocam. Resimli bilmeden gelmiş. Ona gücendirmemek lazım. Kendisi de söylememeli bence. Zaman zaman hocalar ders yapacaklar. Hatırlatacaklar. Böyle yoksa resimle geldin diye tutarsın o çocuğu.
bak böyle namaz olmuyor dersin. Bir daha da hayat boyu gelmez ve bütün o günahı senin olur. Çok tehlikeli bir şey. Bunu yaptı birisi maalesef. Gözümün önünde emekli bir imam hem de tutmuş birini böyle namaz mı olur diye bana getirdi. Adam daha intihardan dönmüştü yani. Yeni gelmiş cami. Öyle rastgele ben resim konusunda bir adamın imanıyla oynayacağım. Ona hakkın yok ki senin. Onu hoca usulünce anlatır. Ama sen onu anlatamazsın. Yakasından tutamazsın. Ona hakkın yok kardeşim. Evet. Resimle de gelmeyecek. Öğrenecek o. O evet. Bilse zaten yapmaz onu. Özlem Arslan soruyor hocam. Benim kızım lösemi hastası. 17 yaşında tedavi bitti. 6 ay oldu ama tam kendine gelemedi. Oruç tutacağım diyor hocam. Acaba ne yapsak demiş. Doktorun, Allah şifalar versin. Doktorun dediğine uyacak. Ya ölürsem oruçlu öleyim. Yok. Ölmezsin. Kötürüm kalırsın. Allah korusun. Değil mi? Evet. Ölürsem bu yolda öleyim diyor. Bu da yanlış bir şey. Allah tedavi ol diyor. Çaresini al diyor. Ölürsem öleyim. Dağdan kaya yuvarlanıp geliyor üzerine. Çığ geliyor. Ecelim varsa ölürüm. Bekle burada. İntihar etmiş olursun. Evet. Hemen bir halka sorusunu da alalım. Merhaba hocam. Namazın farzları olduğu gibi orucun da farzları var mıdır? Evet. Yani orucun farzlarından çok orucu bozan haller vardır. Bozmayan haller vardır. Namazın farzlarını öğrendiğimiz gibi orucu bozup bozmayan şeyleri öğrenmek farzdır. Evet hocam. Kime farzdır oruç? Sağlığı yerinde olup seferi olmayan, akıllı, buluğa ermiş her Müslümana oruç farzdır. Evet. Yine bir izleyicimiz hocam. Merhaba, Erzurumluyum. Adım Timurhan. Size bir soru soracağım. Telefonda birisiyle konuşuyorum ve o kendi adına diyor ki mesela neneme selam söyle. Ben de unutuyorum. Günahı var mıdır? Hani ben size diyorum ki selam söyleyin. Unuttunuz, söylemediniz. Vebali selam var mı hocam? Selam emanettir. Emaneti yerine ulaştırmak müminin vasfıdır. Emaneti ulaştırmamak münafığın vasfıdır. Unutandan kalem kağıt kaldırılır. Suç yazılmaz, ceza yazılmaz ancak kale almayarak, hafife alarak bunu yapıyorsa ondan dolayı günaha girer. O zaman selamları yerlerine selam iletmemiz gerekiyor. Tabii. Hemen bir görüntülü soru alalım. İyi yayınlar hocam. İnsanlar arasında diyorlar ki herkes layık olduğu hayatı yaşar. Gerçekten böyle bir şey var mıdır? Evet hocam, bu sorunun cevabını da kısa bir aradan sonra alacağız sizden. Evet, kısa bir aradan sonra birlikteyiz hocam. Sorunun cevabını alacağım ama önce kazanan izleyicilerimizin isimlerini ben anons etmek istiyorum. Merve Sarı, memleketimden, Samsun'dan kadife kaplı Kur'an-ı Kerim dediği sanırım bu Kabe örtü kaplı Kur'an-ı Kerim'i herhalde kastetti arkadaşlar. Evet. Merve Hanım. 30 özellikle Kur'an-ı Kerim'i kazanan izleyicimiz de Züleyha Okutan bu şekilde. Yine Şal ve hocamızın kitabını aynı zamanda yol duasını kazanan izleyicimiz de Ayşe Işıkoğlu İzmir. Kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Okurken, kullanırken de bizi hatırlamalarını rica ediyoruz diyoruz hocam ve sorunun cevabını alalım. Şimdi herkes layık olduğu hayatı mı yaşar demek başka bir şey. Herkes kendine layık olanı yapar demek başka bir şey. İnsan yaşamadan neye layık olduğunu biz bilemeyiz ki. O zaman yönelecek, niyet edecek, iyiye yönelecek, başına gelen tedbirlerden dolayı aldığı tedbirlerin sevabını alır, ihmallerinden dolayı cezasını çeker. O başka bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. İsra suresinde, estağfirullah. Kullun ya'melu ala şakileti. Ne demek? Herkes kendine layık olanı yapar. Siz birinden bir hareket gördünüz ya, o onun derecesini gösteriyor. Layık olduğunu yapıyor o. Onu öyle kabul edeceksin, tedavi edeceksin, nasihat edeceksin, düzeltmeye çalışacaksın vesaire. Ama onun içindekinin dışına sızdırıyor. Yoksa biz fakir olarak yaşamaya mahkumduk, kaderimiz böyleymiş, buna layıkız, zengin olsaydık azacaktık, onun için fakirim. Böyle bir şey yok. Evet, şey. Allah herkesi malla da, zenginlikle de, fakirlikle de imtihan eder. Hayatın her safhası aynı değil zaten. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Amin. Bugünkü programın da sonuna geldik ama muhabbet kapısı pazar günü devam edecek. Ben size veda ediyorum. Size hayırlı günler diliyorum. Haftaya perşembe günü görüşmek dileğiyle sözü hocama bırakıyorum. Evet, dua ile kapatıyoruz. Sıkıntı ve kedere karşı o duamızı da okuyalım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin, sıkıntılarımızı inşallah bertaraf eylesin. Ferahlık, bolluk versin. Amin. Amin. Allahümme ene abduke
İbnu abdike, İbnu emetike, fi kabzetike nasiyeti biyedike, madın fiyye hukmuke, adlun fiyye kadauke, es'elüke bi külli ismin huve leke semmeyte bihi nefsek, ev enzeltehu fi kitabik, ev allemtehu ahaden min halkik, ev istesarte bihi fi ilmil gayb, indeke en tec'alel Kur'ane nura sadri, ve rabi'a kalbi, ve cela'e huzni, ve zehabe hemmi. Ya Rabbi, biz senin kulunuz. Kullarından bir erkekle bir kadının çocuğuyuz. Senin elindeyiz. Perçemin senin kudret elindedir. Hakkımızda hükmün geçerlidir. Ya Rabbi, hakkımızdaki takdirin adildir. Senden kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, kendine tahsis ettiğin, halkından bir kimseye öğrettiğin veya gayb ilminde kendine tahsis ettiğin her ismin hürmetine Kur'an'ı gönlümüzün nuru, kalbimizin baharı, hüznümüzün yok edicisi ve kederimizin gidericisi kılmanı diliyoruz Allah'ım. Bize huzur ver, saadet ver, güç kuvvet ihsan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. İçin kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.